Evet sevgili arkadaşlar. Herkese selamlar. Şimdi bu etkinlik aynı zamanda KSBU YouTube kurumsal sayfamızdan da canlı olarak yayınlanacak. Onun linkini de temsilci arkadaşlara ileteyim. YouTube'dan da takip edebilirsin diğer öğrencilerimiz. Çünkü herkes Zoom'a bağlanamıyor. Kullanım biraz karmaşık. Açıkçası biz de İlk kez böyle Zoom üzerinden toplu bir etkinlik yapıyoruz. Ben Zoom'a O yüzden sesle ilgili kazalar oldu. Onun için şimdiden özür dilerim. Evet, bu etkinliği neden yaptık? Bahar döneminde ikinci sınıf öğrencileri biliyorsunuz. Zoom'dan katıldım. Yüz yüze eğitime davet ettik. Çok sayıda soru geliyordu. Yani yüz yüze eğitim süreci nasıl ilerleyecek? Özellikle stajlar noktasında stajlara nasıl çıkacağız diye. Biz de hali hazırda bu sorulara toplu cevap vermek hem de bir nevi dönem açıp öğrencilerimizle tekrar temasa geçmek için böyle bir etkinlik yapmanın isabetli olacağını düşündük. Biz hocalarımız genel itibariyle şu an okul binasındayız. Kulaklık yok ya, ben ses açtım. Yiğit hocam sesin açık. Genel itibariyle hocalarımız burada. Doğrudan okul müdürüne ileteceğiniz sorular olabilir. Genel itibariyle dersle ilgili sorular olabilir ama bugünkü yani bu etkinliğin temel amacı özellikle ikinci sınıf öğrencilerimizin aklındaki soru işaretlerini gidermek, dönem ilerleyiş hakkında ve ders işleme biçimleri hakkında size genel bilgilendirme yapmak amacıyla böyle bir etkinlik planladık. O yüzden dileyen kamera açabilir. Biz de öğrencilerimizi görmüş oluruz. Dileyen de söz alarak sesli katılımla soru sorabilir. İşte bu noktada şimdi uygulamayı çok iyi kullanmayı bilmediğimiz için, bir kaza olmaması için aynı anda bir sürü kişi konuşmasın diye sanırım mesajdan söz isteyenler önce bir yazsa biz de oradan sırayla söz versek fena olmaz diye düşünüyorum. Yeri geldikçe soru sormak isteyen arkadaşlar, sohbetten hocam bir sorum olacak diye yazarsa biz de o arkadaşa sırayla sıra verebiliriz. Bu arada Melike hocam söylüyor. YouTube üzerinden de şu an devam eden canlı yayının altına mı? Ya da canlı yayına mı? Canlı yayın üzerinden soru da yazabiliyormuşsunuz. Yani oradaki yorumları da Melike hocamız takip edecek. Dolayısıyla bir nevi dönem açılışı, dönem başlangıcı ile ilgili bir uyum etkinliği gibi sizin için faydalı bir etkinlik olmasını ben şimdi temenni ediyorum. Sanırım girişte Sinan hocamızın konuşması daha uygun olacak. Sinan hocaya söz vereyim. İlk baş onunla başlayalım. Sonra genel çerçeveyle ilgili aldığımız notlar üstünden bir aktarım yapayım. Biz öncesinde biraz neleri konuşalım diye bir kritiğini yapmıştık. Onları size söyleyelim. Sonra soru cevap kısmına geçeriz en son. Şunu da hatırlatayım. Bu etkinliğin bir diğer amacı da normalde biz yüz yüze ders döneminde öğrencilerimizi hastane ve işte 112 istasyonlarındaki uygulamalara çıkarmadan önce, işte aile sağlığı merkezinde buraya ekleyelim. Çıkarmadan önce hastane yöneticisi ve sesim geliyor mu arkadaşlar? Bağlantıyla ilgili sorun var diyen var. Bir teyit alalım. Ses geliyorsa bir yorum vesaire. Hazal hocam beni duyuyor. Sinan hocam düştü. Sinan hocam yayın bizde devam ediyor. Tamam. Şimdi yüz yüze ben o zaman konuşmaya devam ediyorum. Sinan hoca teknik sorunu aşağı dursun. Hastane yöneticisi ve enfeksiyon hemşiresi, eğitim hemşiresi gelip her sene Sevgi Hanım sesinizi kapatabilir misiniz? Karışıyor. Yani biz de susturmayı bilemedik. Sevgi Altın, sesinizi kapatmayı rica edeceğim. Sol alt köşede bir sesi kapat butonu olacak. Melike, nereden susturuyorsun? Neyse, ben devam edeyim. Sevgi Hanım, lütfen sesi kapatırsanız seviniriz. Ne diyorduk ha? Hastane yöneticileri ve 112 yöneticilerini davet ediyoruz. Bir dönem boyunca uygulama dersinde sizin dikkat etmeniz gereken kuralları
ve özellikle hastane enfeksiyonu açısından sizi korumak için ilgilendirme bir eğitim oluyordu bir nevi. Bu sene hastane enfeksiyonunun dışında ciddi bir problemle de görüşüyoruz. Yani COVID meselesi var. COVID özelinde de bu dersin yapılması çok derinde ve isabetli diye düşünüyorum. Onunla ilgili bir bilgilendirme olacak. İkinci kısımda Sevgi Hanım lütfen rica ediyorum. Bayağı gürültülü oldu. Sonunda kapatmayı başardı Sevgi. Arkadaşlar ses konusunda dikkat edelim. Yani biz kontrol edemiyoruz. Siz kendinizi kontrol edin. Saat 2'de de hastaneden eğitim hemşireleri, enfeksiyon hemşiresiyle buluşturacağız sizi. Onlar size kısa bir bilgilendirme yapacak. Dönem içerisinde hastanedeyken nelere dikkat etmeniz lazım? Sonra 112 adına ben talepleri topladım yöneticilerinden. 112'de çalışırken de hangi kurallara uyacağınızla ilgili bir nevi stajdaki işleyişle ilgili de aslında bir oryantasyon ve eğitim etkinliği gibi olacak. Sinan Hocam bağlanabildi mi? Teknik sorunu açtım bir bakayım. Sinan Hocam'ı da göremiyorum ama. Evet şu an sesim geliyor. Kamerayı açınca kopuyor. Sanırım sesim geliyor. Ulaşır mı sizlere? Evet evet Sinan Hocam sesinizi alıyoruz. Hocam dönemle ilgili genel bir değerlendirme alalım sizden. Sonrasında biz konuşacağımız maddeler üzerinden öğrencilerle konuşalım. Şimdi 36 kişi görüyorum katılımcı olarak ama burada tamamı ikinci sınıf mı bu öğrencilerin? İkinci sınıfların tamamına iletilmiştir umarım mesaj. Ya da katılmayanlar neden katılmıyor? YouTube'dan izlenebiliyor. Bunları da sınıf gruplarından yazarsanız sevinirim. Çünkü bu dersteki bilgiler, bu dersteki dinleyeceğiniz, alacağınız bilgiler sizin buradaki 14 haftalık uygulama eğitimi, yüz yüze eğitim bunlarla ilgili çok önemli detaylar içeriyor. Şimdi burada canlı olarak Zoom'dan ya da YouTube'dan izleyemeyen arkadaşların mutlaka bu Önder Hocam buradadır muhtemelen. Onların rica ederiz bu kaydı tekrar YouTube'dan izleme imkanı tanır. Mutlaka bu dersi tekrar izlemek zorundalar. Çünkü hastane eğitimi, uygulama eğitimi için öncesinde bir oryantasyon eğitimi her sene biz genellikle bunu yüz yüze yapıyoruz. Burada eğitim hemşireleri, enfeksiyon hemşireleri ve hastane yönetimi bir takım bunlarla ilgili bilgiler sunuyor. Ancak bugün pandemi şartlarında sizleri yüz yüze bir ortama toplamaktansa Zoom üzerinden yapalım dedik. Şimdi her sene detaylıca bahsettiğimiz şeylerden tekrar bahsetmek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim hastanede, okulda yaptığınız şeylerin telafisi mümkün. Ama hastanede yapılan hataların özellikle pandemi gibi salgın dönemlerinde yapılan hataların telafisi mümkün değil. O yüzden son derece disiplinli bir şekilde hem Sağlık Bakanlığı'nı temsil eden bir personel hem de üniversitemizin bir neferi olarak orada vazifede bulunurken son derece disiplinli çalışmanız gerekiyor. Şimdi insani davranışlar, bir yere geç kalan işte ne bileyim otobüs gelmeyebilir, bu takım şeyler olabilir ama kesinlikle alışkanlık haline getiren, yani normalde hiçbir hastanede göremezsiniz. Tıbbi sekreter her zaman doktordan önce gider, hazırlıkları yapar, hastaları alır vaziyette, uygun pozisyona gelirler ve o şekilde işleyiş başlar. Bizim öğrencilerimiz de aynı bu şekilde arkadaşlar ne yapmak zorunda? Yani başlamadan önce, hastalar gelmeden önce yerlerini alacak. Yine dikkat etmeniz gereken bir husus, şunu kesinlikle izah ediyorum arkadaşlar. Ben burada size işte arkadaşlar maske, işte hijyen, sosyal mesafe, bunları zaten size uyarı olarak söyleme gerek yok. Yani bir sağlıkçı olarak bunların kendisinde uyarılmasını bekleyen, bunlarla ilgili kendisine ikaz bekleyen biri varsa zaten kaydını dondursun ya da yani ne bileyim hastaneye yüz yüze eğitime vazgeçsin, gelmesin. Zaten bunlara uymak zorundasınız. Bunu söylemeye gerek yok. Her vatandaşın en az 2 katı, 3 katı. Çünkü girdiğimiz yer hastane. Bunu her zaman uymanız lazım. İlla ki bir pandemi olmak zorunda değil. Benim burada bahsedeceğim daha yüzeysel şeyler. Örneğin kılık kıyafet. Hepinizin belli bir staj kıyafeti olacak. Bu staj kıyafetlerini mutlaka stajı giyerken giyeceksiniz arkadaşlar. Yaka kartlarınız da mutlaka üzerinizde olacak. Yani kim, neden oradasınız, ne iş yapıyorsunuz, siz orada hasta mısınız, hasta yakını mısınız, yani bunu bilemez değil mi? O yüzden
kendi stajyer kıyafetleriniz mutlaka hastaneye giderken üzerinizde olacak. Öte yandan çok zaruri bir durum olmadığı sürece uygulama derslerinde telefon yasak arkadaşlar. Yani sanki oraya böyle TikTok fenomeni gibi gidiyor. Yani selfie çekmeye giden arkadaşlarınız var. 4 saatlik, 5 saatlik uygulamada 65 tane selfie çeken var. Yani bu saçma, böyle bir uygulama yok. Oraya hasta geliyor. Orada hele ki şu an pandemi dönemi, yani kritik bir dönem. Orada işte kendinize anı bırakma gibi bir tabii ki anlarınız olacak. Tabii ki bir takım şeyler olacak ama bu kesinlikle tekrar üstüne bastırarak söylüyorum. Siz orada temel göreviniz buradaki eğitim almak. Kesinlikle ve kesinlikle disiplin, interdisiplini bozmamanız gerekiyor. Tıpkı oradaki bir personel gibi, sağlık personeli gibi sizler de eğitiminize gerektiği şekilde yapacaksınız. Aynı zamanda bu 14 haftalık eğitim süreci belli rotasyonlarla dönecek. Üniversitemiz Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Gediz'de bulunan hemen hemen bütün sağlık birimleriyle entegre çalışıyor. Yani bugün ağız ve diş sağlığı polikliniğinde, bugün hastanede, yine SM'lerde, toplum sağlık merkezlerinde ve ilçe sağlık müdürlüğü gibi tıbbi sekreterlerin birçok çalıştığı yerlerde ihtiva olacaksınız. O sebeple hemen hemen her işleyişi öğrenme gibi fırsatı da burada sunuyoruz. Bu noktada da lütfen bu size bahşedilen bu uygulama alanlarını suistimal etmeyin arkadaşlar. Öte yandan hastanede de yine belli başlı kurallar var. Yani orada işte yani bir sağlıkçı gibi gelin. Yani kılık kıyafet konusunda çok fazla biz burada baskıcı ya da bir şey kurmuyoruz ama yani bir de işte Bihter Ziyagil gibi gitmeyin. Yani ablasının düğününe gidenmiş gibi işte maşalar yaptırıp fönler çekilip falan. Yani bu değil. Sağlıkçılar öyle gitmiyor işte. Bir de pandemi dönemindeyiz. Çok daha fazla hassasiyet gösterin. Oradaki ilişkilerinize de, oradaki insanlarla samimiyetinize de mutlaka mutlaka dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Orada sizle ilgilenecek eğitim hemşireleriniz olacak, enfeksiyon hemşireleriniz olacak. Bilmediğiniz şeyleri mutlaka onlara danışın. Hastaneyle ilgili, klinik eğitim uygulamalarla ilgili biz hocalarınız, derse giren hocalarınız hastanenin işleyişiyle ilgili sınavlar yapacağız size. O yüzden hastanede gördüğünüz her şeyi not almaya bakın. Bulunduğunuz birimlerdeki her şeyi en ince detayına kadar öğrenmeye çalışın. Uygulama derslerinde devamsızlık hakkı 1. Zaruri durumlarda bunu 2'ye çıkarıyoruz arkadaşlar. Zaruri durumlarda hastalık gibi ya da işte ölüm gibi durumlar, bunlar da zaten belgeyle ispat edilebilir durumlar. Onun haricinde devamsızlık kesinlikle ve kesinlikle bu eğitimlerde yapmayın. Biz yine klinik eğitimlerle ilgili, hastane bilgi yönetimi sistemleriyle ilgili bu dönem içerisinde ve hem vize öncesi ve hem vize sonrası webinarlar düzenleyeceğiz. Konuklar getireceğiz. Size ICD kodlarını öğretmeye çalışacağız. Yani bunun hem mutfağında hem de okulunda iyi bir şekilde bu eğitimi hızlandırılmış bir şekilde, biliyorsunuz ki geçen dönem bu derslerin birçoğunu uzaktan yapabilmiştik. Sizlerle gerçekten birer sağlıkçı olduğunuzu ispat edebileceğiniz bir fırsat. Bunu da gerçekten ben sizlerin iyi yetişmiş, iyi eğitimli olduğunu düşünüyorum. Bunları da aynı şekilde öğrenmiş, okulda göstermiş olduğunuz disiplini aynı şekilde uygulama alanlarında da gösterirseniz mutluluk duyacağımı dile getiriyorum. Bu vesileyle arkadaşlar bahar yarı yılının, bu eğitim öğretim yılının hepimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben sözü Yusuf hocalara bırakıyorum. Artık sorularınızı, programın sonunda tekrar sorularınızı buranın chat kısmından sorularınızı yazabilirsiniz. Sinan Hocam teşekkür ederiz. Şimdi Sinan Hoca genel bir çerçeve çizdi. Biz madde madde de gideceğiz. Şimdi Sinan Hoca'nın söyledikleri arasında üstünde durmak istediğim bir konu var. Kendi aramızda konuşurken de kritiğini yapmıştık. Aslında bu süreci bir kriz gibi değil de bir fırsat gibi değerlendirmek gerekiyor. Çünkü 100 yılda bir meydana gelen bir durumun içerisinde sağlık personeli olarak aslında nasıl çalışılır bunu da
deneyimlemiş oluyoruz. Şimdi Erhan hocamız daha düne kadar sağlık camiasının içerisindeydi. O aşı sürecinde de bolca görev aldı. Onun da bu konuda deneyimleri ve söyleyecekleri varsa dinleriz ama yani altını çizmek gerekiyor. Burayı kriz gibi görmekten ziyade bu şartlar altında nasıl çalışılır? Yani bunu da deneyimlemek bence bir yönüyle farklı bir fırsat sunuyor. Diğer taraftan üzerinize düşen sorumlulukları mutlaka arkadaşlar yerine getirmeniz gerekiyor. Biz Sinan Hoca'nın da vurguladığı gibi yani COVID'in başlarındaki işte şu 14 kural şunlara uyun bunlara uyun gibi baştan bir anlatım ya da kontrol yapma şansımız yok. Siz bunları zaten biliyorsunuz. Biz de bunları artık biliyorsunuz. Yeni normaller diyoruz. Yani uymak zorunda olduğumuz, yaşantımızın içinden asla çıkarmamamız gereken yeni normallerle biz bu süreci yürüteceğiz. Sağlık çok önemli. Ama ben hep söylüyorum, sağlığın önemli olduğu kadar eğitim de önemli. Sağlığı önceleyip eğitimden vazgeçmek başta öğrencilere, sonra sizin ileride tedavisine yardımcı olacağınız hastalara haksızlık olur. O anlamda eğitim de önemli. Biz bu sorumlulukla hep hareket ettik ve olabildiğince erken aşamada uygulamalı dersleri başlatma niyetimizi hep sürdürdük. Nitekim sadece ikinci sınıflara da olsa bu dönem itibariyle okula öğrenci gelecek olmasının ve uygulamalı yüz yüze ders yapabilme fırsatı bulmanın heyecanını yaşıyoruz. Açıkça onu söyleyebilirim. Onun dışında madde madde not almıştık hani ezbere gitmesin diye. Onun üzerinden gideyim. Üniforma meselesi var. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik öğrencilerimiz daha önceden zaten temsilcileri vasıtasıyla bir liste almıştık. Onlar mutlaka arkadaşlar üniforma olarak bir tişört temin ediyorlar ve uygulamalarına onunla çıkıyorlar. İlk ve acil yardım öğrencileriyle zaten geçen dönem içerisinde onların üniforma meselelerini de halletmiştik. O yüzden üniforma konusunda mutlaka Sinan Hoca'nın da vurguladığı gibi dikkat edelim. Üniforma haricinde hemen dipnot olarak aslında söylenmesi gereken bir mesele de COVID sebebiyle ekstra belki önlem olarak ne yapılabilir? Biz okul olarak size şöyle imkanlar sağlayacağız. Örneğin maske ayarlayıp stajlarınızda mutlaka o maskeleri kullanmanız gerekiyor. Yani kesinlikle hiçbir suretle staj alanındayken maskeyi çıkarmıyorsunuz. Onun dışında ilk ve acil yardım öğrencileri doğrudan hastaya temas ettikleri için ilk ve acil yardım bölümü öğrencilerimiz için de Sinan hocamız kişisel girişimleriyle tulum temin etti. Yani bu da önemli bir kazanım öğrencimiz için. Yoksa biz öğrenciye kendi önleminizi kendiniz alın demek durumunda kalacaktık. Ama bu sayede biz belli bir istikrak sağlayıp öğrenciye dönem başında diyeceğiz ki dönem içerisinde bu tulumları mutlaka özellikle hastaya müdahale ederken, örneğin COVID şüpheli bir hastaya 112 ambulansı vakaya çıkıyorsa, sen de yanında stajyersen giyip onlarla birlikte kullan. Ama normal rutin hastalarda şüphe yoksa belki kullanmayacaksın. Ya da poliklinik esnasında bulunduğun birime göre giymen gerekecek ya da gerekmeyecek. Bu noktada yani günlük size 5'er 10'ar tulum verme şansımız yok. Belli bir sayı kısıtımız var. Onları sizden sadece gerektiğince kullanmanızı rica edeceğiz. Hani o anlamda da kafanızda soru işareti kalmasın. Biz okul yönetimi olarak bu anlamda üstümüze düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Gerisi biraz da sizin özveriniz ve dikkatinizle olacak. Bir de aşı meselesi var arkadaşlar. Yani bu konu biraz sürüncemede gitti. Gördüğümüz kadarıyla Sinan Hoca'nın verdiği rakam söylüyorum. 150 kadar staja çıkacak öğrencimizin içinde sanırım bir 70'e yakın rakamı COVID aşısını yaptırmış. Nasıl yaptırdı bunlar? Biz ilk sağlık personeli aşılanırken üniversite vasıtasıyla bu sağlık personelleri kayıt sistemine öğrencilerimiz dahil ettik ki staja çıktıklarında problem yaşamasınlar. Ama tabii şöyle yaklaşımlar oldu. Bazıları dedi ki ben yaptırmayacağım aşıyı. Bazıları da yeni geçirmişti hastalığı. O yüzden aşı yapmadı. Kimisi de bilmiyordu ya da erteledikçe erteledi. Ve sonuç olarak anladığım kadarıyla öncelik sıralaması sağlıkçılardan ikinci gruba geçti bildiğim kadarıyla. Şu an öğretmenlerin bir aşılanma süreci var. Çeşitli yaş gruplarına devam ediyor. Öyle olunca öncelik listesinden bizim öğrencilerimiz düşmüş. Hocam ben işte aşı yaptıracaktım ama listede adımı göremiyorum.
Birisi diyor işte bir hafta varım öbür hafta yokum falan, sistemde varım yokum, görünüyoruz görünmüyoruz. Yani bu noktada bizim daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Yani biz üstümüze düşeni yapıp sizi aşı listesine kayıt yapmıştık. Ne yapılabilir? Siz aşı sistemini takip edin. E-Nabız mı, E-Devlet mi artık nereden bakılıyorsa. Gene öncelik listesine dahil olursanız olur olmaz gidip bulunduğunuz yerde randevu olarak aşınızı yaptırın. Ha, yaptıramazsak ne olur? Kişisel koruyucu önlemleri uyduğumuz sürece arkadaşlar, staj ortamlarındaki risk daha fazla değil. Yani normal günlük hayatta da benzer risklerle karşılaşıyoruz ve biz de kişisel olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına hep uymak durumundayız. Bunlara uyduğumuz sürece problem olmayacağını ben düşünüyorum. Bunlarla ilgili hocalarımın söyleyeceği bir şey varsa onlardan alabiliriz. Sizin de sorularınız varsa not alın. En iyisi sonda bir soru cevap yapalım. Bir de stajda uyulacak kurallar meselesi var. Biz genel itibariyle geçmiş dönemlerde de kullandığımız, bakın staja çıktığınızda şunlara uyun diye bir kural listesi vardı. Bunu sınıf temsilcileriniz vasıtasıyla size ulaştırdık. Sanırım 20 maddelik stajda şunlara dikkat edin diye bir listeydi. Onu ulaşmayan varsa temsilci arkadaşlarına sorup temin edebilir. Onun dışında bu sene, yani diğer dönemlerden ayıran COVID meselesi olduğu için, COVID ile ilgili de uygulamalı derslerde COVID özelinde mutlaka dikkat etmeniz gereken ayrı özel kurallar var. Biz bunun bilgilendirmesini zaten dediğim gibi saat 2'de enfeksiyon hemşiresi gelip şunlara şunlara dikkat edin diye size yapacak, ama öte yandan biz tüm sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz için sizin de sorumluluklarınızı yerinize getireceğinizi teminat altına alan bir taahhütname, bir ne diyelim uygulama sözleşmesi gibi bir metin hazırlıyoruz. Bu uygulama sözleşmesine öğrencilerimiz, ikinci sınıf öğrencilerimiz uygulamaya çıkacak. Uygulama dersi alan tüm ikinci sınıf öğrencilerimiz oradaki kurallara uyacağını taahhüt eden bir dilekçe, bir sözleşmeye imza atmak durumunda ki biz okul idaresi olarak bu konuda sorumluluğun tamamen öğrencide olduğunu söylemiş olalım. Sorumluluğu size vermiş olacağız bu imzayla. Çünkü biz dediğim gibi üstümüze düşenleri yapıyoruz. Sizin de yapacağınızdan emin olmak için böyle bir sözleşme imzalayacaksınız. Bunu imzalamak için peyderpey okula gelip imzalayabilirsiniz. Ya da staj hocalarınız stajyerlerinde gittiğinizde size bunları imzalatabilir. O süreci öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta içerisinde tamamlamış oluruz. Yani herkesin o imzalı taahhütnameyi almış oluruz. Şimdi staj rotasyonu, stajdan başladık, stajdan gideyim. Staj rotasyonlarınızı biz düzenledik. Hangi hocanın danışmanlığında staj uygulama dersini alıyorsanız, o hocalarınız isim listesine göre hangi haftalarda, hangi birimde staj yapacağınızın rotasyonunu ayarladı. İl Sağlık Müdürlüğü ile bir yazışma süreci var. Yani staj yapmanızda sakınca olmadığına dair olurun gelmesini bekliyoruz. O da bu hafta içinde gelir diye tahmin ediyorum. Staj olurlarınız geldiği gibi biz bunu internet sitesinden ilan edeceğiz. Yani siz de ilk staj gününüzde nerede staj yapacaksınız, nerede uygulamaya başlayacaksınız, bunun bilgisini yakında edineceksiniz. İlk ve acil yardım öğrencileri için 3 rotasyon düşündük. Yani siz 14 haftalık dönem boyunca 3 farklı noktada staj yapma imkanı bulacaksınız. Bunu şu yüzden yaptık. Acil ve 112 olabildiğince çok öğrenciyi gönderebilmek adına. Normalde biz 2 rotasyon yapıyorduk. Bu sene 3'e çıkardık ilk ve acil yardım için. 4'er 5'er haftalık dönemlerde birimleriniz değişecek. Sanırım tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik için 4 farklı rotasyon planlandı. Yani tıbbi sekreter öğrencilerimiz de 14 hafta içinde 4 farklı noktada staj yapmış olacaklar. Onun bilgisini vereyim. Bir de öğrenci yurtlarından staj alanlarına giderken biz öğrencilerin rahat etmesi için bir minibüs, bir gedizle toplu taşımayı sağlayan firmayla görüşüp size sabahları yurtlardan alıp stajyerlerimize götürecek bir minibüs ayarlıyoruz her dönem. Bu dönemde onunla ilgili görüşmeleri yaptık. İsterseniz not alın bir kenara. Saat 8'i 10 geç arkadaşlar. 8'i 10 geçe bu kız yurdunun oradan kalkacak. Sonra sanırım erkek öğrenci yurduna önünden geçip işte sizi toplayıp sonra stajyerlerine dağıtacak. Yani saat 8'i 11 geçe geldiğinde
Minibüse binemezsin. Mutlaka 8'e 10 geçe en geç. Bu sizi stajyerlerinize götürecek minibüslere binmiş olmanız gerekiyor. Ha, rotasyonla ilgili şunu da söyleyeyim. Pazartesi, salı, çarşamba günleri tıbbi sekreter öğrencilerimiz. Çarşamba, perşembe, cuma günleri de ilk vakıf öğrencilerimiz staja çıkacak. Bunun bilgisini zaten ders programından biliyordunuz. Çarşamba minibüste bir yoğunluk olabilir. O yüzden iki minibüs belki o gün gelecek. Şimdi gelelim, dersleri nasıl yapacağız? Yüz yüze dersleri nasıl yapacağız? Şimdi biz hocalara, biz demeyelim, rektörlük, senato kararıyla hocalara bu konuda esnek davranma hakkı tanıdı. Yani illa tüm öğrenciyi yüz yüze okula davet etmek durumunda değil ama özellikle uygulamaları yapmak için okula çağıracağız. Bunu yaptığımızda, yani sizi okula davet ettiğimizde pandemi koşullarını gözeterek dersi işleyeceğiz. Yani herkesin mutlaka maskesi olacak. Herkesin arasında en az 1-1,5 metre mesafeli şekilde oturma düzenleri ayarlandı. Sizin dikkat etmeniz gereken, sınıfa girdiğinizde işte buradaki koltuğa sosyal mesafe sebebiyle oturmayın gibi uyarılar var. Oturulabilir alanlara mutlaka dikkat ederek oturmanız gerekiyor. Sanırım 30'lu kapasitelerde sınıfımız var. Amfide de 60'a kadar büyük amfimiz var. Orada 60'a kadar kapasite çıkıyor. İşte dersliğe göre hocalarımız amfide olursa 60 kişiye kadar, sınıflarda olursa tam rakamı belki hocalarım tam daha iyi biliyordur. 30'a yakın öğrenci alabiliyoruz diye biliyorum. Yani 2 ya da 3 partta yüz yüze ders yapmak durumunda olacağız. Yüz yüze dersi yaparken gruplara ayırıp yapacağız. Yüz yüze uygulamaları, yani laboratuvarda yapacağımız uygulamaları yaparken de gruplara ayıracağız ve bunu da gene planladığımızda temsilcileriniz vasıtasıyla size bildiririz. Mutlaka o plana uygun hareket etmek durumundayız arkadaşlar. Yani hepimizin sağlığı önemli. Aileleriniz sizi buralara gönderip bizlere emanet ediyor. Sizin sağlığınız da önemli. Bizim de hocalar olarak kendimize dikkat etmemiz için mutlaka bu kişi sayılarına, mesafeye ve diğer pandemi kurallarına dikkat ederek dersleri yapmamız gerekiyor. Ben bitiriyorum. Sonra diğer hocalarıma söz vereceğim. Oturma düzeninden bahsettim. Sınavlar nasıl olacak diye çok soruluyor. Sınavlar arkadaşlar hepsi yüz yüze olacak ikinci sınıflar için. Hepsi yüz yüze olacak. Onda da oturma düzenlerini pandemiye uygun şekilde mesafeli oturtturacağız. Yüz yüze yapacağız. Üstten ders alanlar var mesela birinci sınıf olup. Onlar eğer hibrit modelle ya da yüz yüze yapılan dersleri seçtiyse arkadaşlar, onlar okula gelmek zorunda. Sanırım danışmanları öyle dersleri vermediler bildiğim kadarıyla o öğrencilere. Sadece dönem boyunca uzaktan yürütülecek birkaç ders var ikinci sınıfların içerisinde, seçmeli gruplarda özellikle. O dersi seçtiyseniz uzaktan devam edebilirsiniz ama sınavına gene yüz yüze okula geleceksiniz. Yani benim aldığım notlar bunlar. Gene aklıma bir şey gelirse dahil olurum. Şimdi soru sormak isteyen varsa chatten hocam benim sorum var diye oraya ismen yazabilirse biz de isim isim söz verelim. Onun dışında hocalarımdan ekleme yapmak isteyen varsa önce hocalarıma sorayım. Söyleyeceği bir şey olan var mı hocalarımızdan? Yiğit hocam, sen sınıf sayılarını biliyor musun? Beraber yapmıştınız. Yani kaç kişi alabiliyoruz bir dersliğe? Ben izinliydim arkadaşlar da 2 hafta. Duyuyor. Yiğit hocam sesin açılmadı daha. O açtım zannediyor. Hocam 26 kişi aşağı yukarı alıyoruz. 2-1-2-1-2-1-2-1 şekilde. Hı hı. Tamam. Yani sanırım yani ilk acil yardımlar 50 kişi iki gruba ayırmış oluyor. Tıbbi sekreterler, evet, 50'yi biraz geçiyor. Evet. Onları da gelen kişi sayısına göre 2 ya da belki zorunlu hallerde 3 ayrılabilir. Ya da direkt amfiyi kullanıp bir sınıfı işte mesafeli oturtturup amfide bir seferde dersi anlatma şansı da olabilir. Bildiğim kadarıyla Sinan Hoca o şekilde zaten derslerini yürütecek. 112 forması gibi, 112 forması gibi diyen arkadaş kim? Yani o sarı yelek giyebilir miyiz demiş. Yani zaten paramediklerin giyeceği bir kıyafet var. Bu, dikey geçişte falan mı geldi? Yatay geçişte falan mı geldi bu arkadaş? Paramediklerin hocam, kendine... şansını denemek istemiş olabilir o. Şimdi öğrencilerde şöyle bir tutum oluyor. Bazısı bayılıyor.
Bazısı da ya ben bunu giymeyeceğim moduna giriyor. Arkadaşlar kusura bakmayın, herkesin moda zevkine göre üniforma tasarlayamıyoruz. Yani bu, bizim size tamam, bu düzenlediğimiz sebepten. Üniforma dışında hiçbir şeyi giyemezsiniz. Ne sarı yelek, ne sarı mont, ne de beyaz pantolon. Yani öyle farklı şeylere giremiyoruz. Bizim verdiğimiz onun da yeleği var. O yelek lacivert. Yani o mont aynı zamanda yelek oluyor. Onun dışında bir şey giyemezsiniz. Sadece şöyle bir istisnayı söyleyeyim. Üniforma aldığımız tedarikçi bizi biraz zorladı. Yani bazı öğrencilerin üniforma bedenleri tutmadı falan, gömleği olmayanlar var. Onun yerine tişört verdiğim öğrenciler var. Onların durumlarını biliyorum. Onların dışında nedenler olduğu için. Onlar aldıkları lacivert tişörtleri giyebilirler. İlk ve acil yardım için söylüyorum. Gömlek dışında. Ama diğer bütün öğrenciler aldıkları üniforma dışında bir kıyafet giymeyecek arkadaşlar. Sorusu olan başka? Tıbbi sekreterler burada değil mi? Yani burada sadece şey mi var? İlk ve acil yardım programı öğrencilerim var. Buradasınız. Yani sorunuz yok mu? Ya yani anlaşıldıysa bizim zaten en çok istediğimiz şey bu. Hocam, YouTube'dan da yazanlar varmış. Melik Hoca diyor ki ikinci öğretimler için de minibüs olacak mı? Şöyle ki zaten ikinci öğretimler de gündüz staja çıkıyorlar. Onlar da normalde zaten gün içerisinde sürekli kampüse öğrenci minibüsü girip çıkıyor. Şehir içi minibüsü. Ama sabah o saatte hani denk gelir garanti etmek için biz sabah saatinde 8-10 geçe dedik. Öğlen gidenler için de değil mi hocam? Öğrenci minibüsü. Evet evet, yani ulaşımda hiçbir sıkıntınız olmayacak arkadaşlar. Ulaşımda hiçbir sıkıntınız olmayacak. Aybüke, senin soruna cevap veriyorum. Staj defteri doldurulacak mı? Hayır, staj defteri doldurulmayacak. Çünkü bu bir staj değil. Bu uygulama eğitimi. Yani kesinlikle bir staj değil bu. Uygulama eğitimi başka bir şey. Yaz stajı başka bir şey. Bunun için de herhangi bir uygulama için herhangi bir defter doldurmanıza gerek yok. Mertcan Bülbül, ders programı nasıl olacak? Hangi günler okul olacak? Mertcan Bülbül, biz yaklaşık neredeyse kayıt döneminde de ders programını açıkladık. Diğer arkadaşların gibi sen ders programına bakarsan oradan görürsün hangi dersin nasıl olacağını. Okul zaten her daim açık. Okul, hocam yaz okulu olacak mı? Arzu, yaz okulu şöyle bizde yani şu ana kadar açılmadı ama açma imkanımız var. Fakat başka okullardan da alabilirseniz dersi alınır. Çünkü yaz okulu dediğiniz şey bir tane iki tane öğrenci kalırsa bir tane iki tane öğrenciye yaz okulu açılır mı açılmaz mı onun öngörüsü de söz konusu değil. Ama genellikle biz yaz okulu, bizim üniversitemizde yaz okulu olmuyor. Bilginiz olsun. Hocam bizim mevzuatımızda mümkün mü yaz okulu? Yusuf hocam da söyledi mi bilmiyorum, bahsetti mi? Sizlere paramedik öğrencilerinde kamp, medikal kurtarma yönünde de hafta sonu kampları şeklinde farklı oryantasyonlar içerisinde de bulunacağız. İnşallah güzel bir dönem bizi bekliyor. Aybüke'nin sorusuna şöyle bir şey ekleyeyim ben. Staj defteri tutmuyorsunuz. Bazı üniversitelerde sanırım yapılıyor diye öyle bir soru sordu. Staj defteri değil de dönem içerisinde danışman hocalarınız size çeşitli ödevler verebilir. Örneğin cerrahi servisin işleyiş hakkında sizden bir rapor isteyebilir ya da hangi ilaçlar kullanılıyor vesaire. Biz size ödev vermesek bile benim size tavsiyem rapor şeklinde, arkadaşlar gittiğiniz yerler nasıl çalışıyor? En çok hangi teşhis ve ön tanılı hastalar orada yatıyor? Ne bileyim hangi vakada hangi girişimleri yapıyorlar? Bunları not alırsanız ya da kafanıza takılan ilaçlar, ilk kez gördüğünüz ilaçlar. Yani o stajdan olabildiğince maksimum fayda almak için bazı üniversiteler ilaç bilgilerini takip edin. Yani sözünü kestim hocam da. Yani bazı üniversiteler istiyorsa kardeşim, yani bazı üniversiteler istiyormuş, çok şey değil mi ya? Ya biz size kuralları da bahsediyoruz burada. Bizim okulla ilgili kuralları yapmak için oryantasyon düzenliyoruz. Sen diyorsun ki bazı üniversiteler, yani yani bu işte kendi bu kuralları açıklıyoruz zaten. Şimdi Fadime'nin sorusuna cevap, Fadime diyorum, Yıldız Kurum'un sorusuna cevap veriyorum. Yaz stajı olacak mı? Yaz stajının olup olmaması bizle ilgili bir durum değil. İl Hıfzı Zıha Kurulu eğer derse ki bizim öğrencilere
staj yapmalarında bir engel yok, İl Sağlık Müdürlükleri onay verirse yaz stajınızı yapabileceksiniz. Bunun için de yani çok bir öngörüde bulunamıyorum yani. Daha Mart ayındayız. Sizin bahsettiğiniz dönem Temmuz-Ağustos dönemi. Yani bir öngörümüz kesinlikle yok bununla ilgili maalesef. Yani ama biz yaz stajı zaten olacak. Eğer staja gitmeyecekseniz de onun bölüm başkanlarınızla danışmanlarınızla oturup istişaresini yapacağız. Nasıl geçeceksiniz o dersten, nasıl mezun olacaksınız? Onunla ilgili durumu size ileteceğiz ama şu an bunu konuşmak çok erken. Benim gömleğim kısa geliyor. Lacivert bir hırka gelebilir. Ayşe Atar hangi bölümdesin bilmiyorum ama ilk vazil yardım. İlk vazil yardım. Yani hırka, yaz aylarında hırka giymek seni çok fazla iş yaparken zorlayacak. Bir de pandemi zaten tulum da olacak içinizde bilmiyorum. Hocam yani. Şöyle cevap verelim. Ayşe, o mont diye aldığın şey var ya, aynı zamanda yelek oluyor. Kollarını çıkarıp üzerine uzun bir yelek gibi kullanabilirsin. Gene de mağdur oluyorum diyorsan danışman hocana bir ulaş, tamam mı? Danışman hocanla istişare et bu konuyu. Staj danışmanımla. Bir soru daha var. Nereden geliyor bu ses? Şimdi Betül Fidan stajda yemek imkanı tarafımızca mı karşılanacak? Arkadaşlar hastane için şunu söyleyebilirim. Yemek alabiliyor muydu öğrenciler hastane yemeğinden? Zaten yemek arasında yani. Şöyle hocam. İlk ve acil yardım öğrencileri 8 saat oradaydı. Geçen yılki uygulamayı söylüyorum. Bu yıl ekstra bir şey olacaksa hastane yöneticileri zaten 2'de onlarla etkinlik yapacağız. Söyleyecektir. 8 saatlik uygulamaya gelen öğrenciler yemek yiyordu. Tıbbi sekreterler öğle arasında stajı bitiyor mesela sabah grubunun. 4 saatlik stajları, uygulamaları. Onlar yemiyordu. Zaten çıkmış oluyorlardı. Diğer gelenler de yemeğini yiyip geliyordu. Sadece ilk ve acil yardım öğrencilerin hastanede bir yemek durumu var. 112'ye gidenler içinse arkadaşlar 112 nasıl karnını doyuruyorsa siz de öyle doyuruyorsunuz. Yani onlar ne yerse siz de onu yiyorsunuz gibi bir durum var. Genelde kendileri hazırlıyorlar ya da dışarıdan söylüyorlar. Sena Ertürk bir soru sormuş. Bu soru mantıklı. Şimdi biz üstten ders alan öğrencileri özellikle danışman hocalarınız Eklesil'de uygulama derslerini almama noktasında gayret gösteriyoruz. Yani uygulama sadece ikinci sınıflar için geçerli bir kaide. Senato kararı bu yönde. Şimdi teorik olarak da üstten ders alan bir öğrenci yani madem sınavları yüz yüze olduğu zaman sınavları buraya geleceksin. Muhtemelen evet sınav haftası için misafir öğrenci konsepti sizin için de geçerli olacaktır. Ben henüz görüşmedim KYK müdürüyle ama bugün kendisiyle görüşeceğim. Evet bu tarz arkadaşlar yani Sena gibi işte bazıları ısrarla üstten ders alma şeyi var. Yani böyle üstten ders alıp erken mezun olabileceğini mi düşünüyor? Hani ya da çok ders almak mı istiyor? Bilmiyorum. Niye istediklerini de bilmiyorum ama yani bu sonuçta size bir imkan, böyle bir imkanınız varsa kullanabilirsiniz. Uygulama dersleri hariç kullanmanıza izin veriyoruz. Bunun için de Kredi Yurtlar Müdürü'yle görüşüp sınıf temsilciniz vasıtasıyla bu durumu size bildireceğiz. Muhtemelen de olumlu gelmiş olacaktır. Yurtta, KYK yurdunda misafir öğrenci olarak sınav haftasında öğrenebileceksiniz. Bu muafiyeti olan öğrencilerin genelde üstten alma talebi oluyor hocam. Hani kredi tamamlayayım gibi. Ama sizin de dediğiniz gibi sınav haftasında büyük ihtimalle yurt mağdur etmez onları. Misafir öğrenci olarak kabul eder diye ben de tahmin ediyorum. Sanki şu başka arada sorusu olan bir soru daha vardı. Kaçırdık mı acaba? Burada göremiyorum. YouTube'dan Melike Hoca soruları iletiyordu. Yaz stajını cevapladık ya. Yaz stajıyla ilgili kesin bir şey yok. Şu yüzden soruyorlar hocam. Bir an önce stajyerini ayarlamak için hani kuruma başvuruyorlar ya. Genelde o sömestrede. Ama bu sadece bizim okula spesifik bir durum değil. Aynen. Yani bütün Türkiye'deki 81 vilayette 81 okul. Bilmiyorum bu konuda ben Erhan'a bir söz verelim bu konuda. Erhan mikrofonu açabiliyor musun? Kendisi Sağlık Müdürlüğü'nde çalışıyor. Yani yaz staj imkanı şu an gündemde böyle bir konu var mı? Hocam şimdi dediğiniz gibi Temmuz-Ağustos düzeni için şu anda planlama mümkün değil. Geçmiş dönemler için şöyle söyleyebiliriz. Nisan ayı civarında yaz stajı alacak olan müdürlükler ilana çıkıyordu web sitelerinde.
Çünkü yaz stajı yaptırdıkları zamanlarda ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Daha doğrusu hiçbir sağlık müdürlüğü stajyer öğrenci almak istemiyor. Çünkü para ödemek istemiyor mali portföyden dolayı. Ama Nisan civarı yine belli olur hocam bu işler. Nisan, Mayıs gibi belli olur. Pandeminin gidişatına göre değişebilir. Teşekkür ederiz hocam. Yani nihayetinde arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani biz de geçen yıl 16 Mart'ta arkadaşlar 3 hafta ara veriyoruz eğitime diye bir ara vermiştik. Bugün 3 Mart yani. Anlatabiliyor muyum? Bunun bir öngörüsü zor. Öngöremiyoruz hastalığın seyrini. Tabii ki temennimiz kurallara uyulması, aşının hızlı şekilde yapılıp yayılması ve bir an evvel normal kaldığımız hayatımıza devam etmek. Uzaktan eğitim bu şekilde sizlere özellikle sağlık öğrencileri için hem sizin için hem bizim için gerçekten zor. Böyle şimdi hastaneden temsilci var mı katılan? Katılabildim mi? Hocam saat 2'de başlayacağız hastanelerde. Daha erken değil mi? Yani onlar da size bahsedecek tavsiyatta ama yani şu konuda da çok rica ediyorum arkadaşlar. Yani erken. Evet hocam. Kapılarında işte sigara molası falan bunlar kesinlikle ve kesinlikle yasak arkadaşlar. Yani hocam ne yapıyordun? İşte ya, almış eline çayı, sigarayı hastanenin acil kapısında hocam ben bir mola verdim. Yani senin ya böyle bir mola şekli yok zaten. Hastanede böyle gidin bakın herhangi bir hastane kurumunda böyle bir durum yok yani. Orada biz size robot gibi davranın falan demiyoruz ama yani belli başlı kurallar var değil mi? O kuralların dışarısından lütfen çıkmayalım arkadaşlar. Hocam geçen sene bir öğrencim kan almada staj uygulama yeri kan almaydı. Laboratuvar kan almada. Geldiğimde acil servisin önünde arkadaşıyla sigara içiyordu. Biz öğrenci bıraktık. Yani hani şaka yapıyor zannediyorlar. Tehdit olarak algılamasınlar ama gerçekten böyle. Yani biz orada uygulamayı evet bunun bir sınavı olmuyor. Bunun sınavı ne? Oradaki uygulamayı yapabiliyor mu? Senin bu davranışlarda bulunman oradaki uygulamayı yapamıyor olman anlamına gelir. Sen de bunu bir sonraki dönem öğreniyorsun ama bir sonraki dönem bir dönem uzamış oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ya burada işte adam geliyor mesela 45 dakika telefonla konuşan var. Yani 45 dakika staja geliyor telefonla konuşuyor. Bu normal bir şey değil. Yani staj alanına çıktıklarında sizin tek düşünceniz olabildiğince fazla bir şey öğrenmek olmalı. En büyük şikayet öğrencilerin kafası telefondan kalkmıyor. Ya telefon kesinlikle yasak bir kere arkadaşlar. Yani telefonunuz tabii ki yanınızda bulunursun. Sessiz konumda acil bir durum olur, hastanız olur ya da yani pandemi dönemi nihayetinde mutlaka olsun ama ya sen orada sürekli 7/24 elinde yani bir telefon bağımlı böyle bir sorunu varsa gerçekten klinik düzeyde bir telefon bağımlı olan da varsa danışman hocalarıyla lütfen iletişime geçsin. Yani bunun bir tedavi yöntemini, tedavi yolunu arayalım ama hastanede orada çok ciddi bir ortam varken özellikle bir pandemi döneminde sen sürekli elinde telefonla oynayacaksan abi yurtta yani gelme ya okula gelmen hastaneye gelmeye gerek yok yani yurtta da oynayabilirsin. Ya da ailesine bu durumu anlatsın. Göndermesinler. Yani ben yapamıyorum, beceremiyorum. Telefonsuz duramıyorum desin. Yani çünkü sizin o uygulama alanında bu tarz görüntüler de hoş olmuyor. Yani hasta gelmiş, iki tane hasta var. Doktor hastalardan bir tanesi tedavi ediyor. Oradaki tıbbi sekreter diğer hastanın bilgilerini falan görüyor. İçeride gayet ciddi bir ortam var. Bizim stajyer öğrenci almış eline telefonu, TikTok izliyor. Yani bu sizce gerçekten şöyle baktım mı çerçevenin tamamına baktım mı saçma bir durum değil mi? Yani sizi oraya o yüzden göndermiyoruz değil mi? Ve bu bizim ileride hastaneyle ve sağlık kurumlarıyla olan iletişimimiz de zayıflıyor. Yani biz artık hatıra binaen öğrencilerimiz lütfen daha fazla yerde staj görsün falan diyoruz ama sizin bu ciddiyetsiz davranışlarınız yani gelecek nesillerde de onlara staj yeri bulmakta gerçekten bizi çok güç çok zor durumda sokuyor. Biz de bu yüzden katı kuralları uyguluyoruz. Ya yani uygulama kurallarına uymuyor mu? İşte o noktada zaten hocalar gerekeni yapıyor. Bu yüzden sonra hocam bize söylememiştiniz. Bize mesela çocuk yaka kartını getirmesi gerekiyor. Yaka kartını ısrarla getirmiyor yaka kartını. Ya diyor ki benim diyor işte yaka kartım yok diyor. Yani benim evde bıraktım diyor. Ya takmak zorunda mıyım diyor. Evet yani zorundasın abi. Senin orada bakkal mısın? Nesin yani? Morgda mı görebilirsin? Hasta mısın? Hasta yakını mısın? Güvenlik misin? Ne? Yani biri seni orada görüp tanıması lazım. Kaldı ki
Üzerinde bizim üniversitemizin üniformasını taşıyorsun. Temsil ettiğin yere de layık olarak davranman gerekecek. Bu bahsettiğim şeyler arkadaşlar, herkes böyle yapıyor, herkes bu şekilde davranıyor diye değil. Ama şöyle düşünün, sizler yarın öbür gün KPSS'den iyi puanlar alıp aynı kurumlarda tıbbi sekreter olarak ya da ilk ve acil yardım ATT olarak, paramedik olarak çalışacaksınız. Aynı hassasiyeti, aynı özveriyi oralarda göstereceksiniz ama bu şekilde maalesef olmaz. Hastanede pandemi alanı ayarlıyorlar. Biz stajda orada bulunur muyuz? Yasin İpek. Pandemi alanı derken? Pandemi polikliniğinden bahsediyorsan pandemi polikliniğine stajyer vermeyeceğiz. Yani orada bahsettiğin pandemi alanı herhalde o. Pandemi polikliniğinden bahsediyor sanırım. Buradaysan Yasin tekrar yazar mısın? Pandemi alanı dediğin pandemi polikliniği mi? Herhalde pandemi polikliniğinde yok yani pandemi sadece seninle. Covid servislerinden bahsediyorsun lan hocam. Yani onlara vermeyeceğiz yani pandemi polikliniklerinde tabii risk, ağır riskli olmayacak. TDS için pandemi servisi ve polikliniğine stajyer, evet. Mesela hocam yazmış. Ya pandemi, yani böyle bir riskten uzak yerlerde ama tıbbi sekreterler de malum bu sağlık sektörünün içerisinde, paramedikler de içerisinde, doktorlar da içerisinde, hatta hastanede çalışan güvenlik personeli de, yani bu sürecin, bu sektörün hepimiz içerisindeyiz. Yani hepimiz risk altındayız. O yüzden biz bu riski en az şekilde, öğrencilerimiz bu riskten en az şekilde olan birimlerde tutmaya çalışacağız. Anladım Yasin. Orada öğrenciler bulunmayacak. Başka sorusu olan, şimdi servisler sizin için kalkacak arkadaşlar. Servis mesela hastanede uygulama dersi öncesinde herkes servis için kredi yurtlar konunun önüne gelecek. Ondan sonra zaten tek yerdesiniz. Yani dağınık bir bölgede yok, sizi tek yerde topladık. Oradan herkes servisine binecek, yetişecek, hastaneye gidecek yani. Kurallara lütfen bu konuda liyakat gösterelim. Şöyle diyor, yani stajyer öğrenci diyor ki, işte ya diyor doktor yoktu o gün diyor, ben de diyor çıktım diyor. Yani bu böyle bir, siz kendi kafanıza göre kural da belirleyemezsiniz. Bir sıkıntı, bir problem karşılaştığınız zaman mutlaka bunları eğitim hemşirelerinize, oradaki ilgili idari birimdeki arkadaşlara lütfen söyleyin. Zaten biz danışman hocalar olarak ya da klinikte eğitim uygulama dersini yürüten hocalar olarak sürekli hastane rotasyonları, hastanedeki sizin pozisyonlarınız, durumlarınızı takip edeceğiz. O yüzden en iyi şekilde uygun şartlarda yerine getirmeye çalışalım. Başka sorusu olan sanırım. Sanırım yok başka sorusu olan. Evet Melike Hocam, sizin de Emsi Hocam söyleyeceğiniz şeyler, Güzin Hocam buradaysa varsa, bölüm başkanı, danışma hocalarından ya da diğer hocalardan, ben sözü biraz da onlara bırakayım. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Saat 2'ye 10 var yaklaşık olarak. Siz bir mola verin. Biz de o arada bir çay kahve içelim. Saat 2'de tekrar aynı linkten bağlanın, olur mu? Saat 2'de tekrar başlayalım. Hastane yöneticileriyle sizi buluşturacağız. Saat 2'de gene cihazınızın başında olun arkadaşlar.
Sevgili arkadaşlar, selamlar, merhabalar hepinize. Evet, bir önceki oturumda konuştuğumuz gibi bu kısımda hastaneden eğitim hemşiremiz, enfeksiyon hemşiremiz bizimle birlikte. Birazdan sözü onlara vereceğiz. Hastanede özellikle COVID ile ilgili çalışma esnasında, uygulama esnasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Onun dışında normal hastane ile ilgili kurallar vesaire, bunları size anlatacaklar. Bir nevi de eğitim gibi olacak. Öyle tahmin ediyorum. Geçen yıllarda çünkü öyle oluyordu. Siz de dikkatle dinleyin. Bu arada ben çok az katılımcı görüyorum. Birkaç kez uyardım. Aranızda bazılarının bir cihazdan 3-4 kişi bağlandığını tamam biliyorum. Hadi burada 20 katılımcı. Öyle olsun. 25-30. Yani nereden baksan 40-50 kişi eksiyiz. Bu konuda sınıftan mutlaka söyledim. Birkaç kere ama arkadaşlarımızı uyaralım. Henüz başlamadı diye belki katılmamış olanlar olabilir. Artık sınıf temsilcisi olarak sınıfı davet et. Sanırım tıbbi sekreterlerden Beyza burada mı? Mesela temsilcisini de göremedim. Gerçi o birinci sınıf temsilcisi değil mi? Kerem miydi ikinci sınıf? Kerem. Bakayım Kerem'e. Kerem yok. Diğer temsilcimiz kimdi? Evet, sınıf temsilcisi arkadaşlar. Mutlaka davet edelim çünkü bu kısım önemli. Hastane yönetim bizden hususen şunu rica etti. Biz dedi uzaktan değil de onu yüz yüze yapalım. Arkadaşlara birebir tebliğ edelim dediler. Biz dedik 150 tane staj çıkacak öğrencimiz var. Hepsini bir araya toplamak zor. 3 postata da anlatacağımıza. İşte ise bilgisayar başından bu işi yapalım. Ama görüyorum ki konu ciddiye alınmıyor. Yani bizi mahcup ediyorsunuz. Bu katılımcı sayısının böyle acilen artmasını rica ediyorum. Çünkü hepinize bu bilgilerin ulaşması gerekiyor. Yani bu bir seçim değil. Bir sosyal etkinlik ya da bir eğlence de değil. Gerçekten zorunlu ve gerekli olan bir etkinlik. O yüzden hepinizin mutlaka bunu dinliyor ve takip ediyor olması lazım. Yani bunu çok önemsiyoruz. Diyeyim. Tekrardan buna vurgu yapayım. Güzel hocam biz 4 kişi izliyoruz demiş. Tamam biliyorum Aybüke, Yücel, Çağla 4'er 5'er kişisiniz de gene de bu sayı az. Mesela tıbbi sekreterlik öğrencileri özellikle az görüyorum sayılarını. Arkadaşlar sizden rica ediyorum. Çok önemli bu kısım. Bak eğitimi almayalım, stajı almayalım diyor enfeksiyon hemşire. Eğitim hemşiremiz. O yüzden rica ediyorum arkadaşlar. Birazdan ben sözü zaten onlara vereceğim. Siz de dikkatle dinleyin. Bir önceki oturumda yaptığımız gibi soru sormak isteyenler chatten sorabilir. Sesli katılmak isteyenler son kısımda. Gene soru cevabı son kısma bırakalım. Son kısımda soru cevap yapabiliriz. O zaman Şükran Hanım sanırım önce konuşalım. Şükran Hanım ben çağırıyorum. Siz arkadaşlar Şükran Hanım dikkatle dinleyin. Okulu temsil ettiğinizi unutmayın. Bizi de mahcup etmeyin. Hadi bakalım. Okay.
Maske mi çıkarabilir miyim? Şöyle sık uzak durun benden. Ben maskemi çıkardım. Normalde çıkarmamam lazım ama şimdi konuşurken çok şey yapıyor. Boğazım gıcıklıyor bu sefer de. Merhaba arkadaşlar. Ben Gediz Devlet Hastanesi'nde eğitim hemşiresi Şükran Olgun. Çok sevindim. Çünkü bir yıldır biz normal çalışmıyoruz ya, böyle öğrencilerle oryantasyon eğitiminde olmak sanki böyle yavaş yavaş normale dönüyormuş hissi verdi bana. Sağlıkçılar olarak artık normale dönmek çok güzel bir şey. Çünkü gerçekten çok yorulduk. Biz bütün öğrencilerimize oryantasyon eğitimimizi yapıyoruz. Yani yüz yüze yapıyoruz. Normalde daha güzel oluyor. Etkileşim daha güzel oluyor. Anlatmak daha güzel oluyor. Ama olsun. Ama bu kadarıyla da inşallah verimli geçer. Sonra da hastaneye geldiğinizde zaten mutlaka karşılaşacağız, görüşeceğiz. Orada da size gerekli açıklamaları yapacağız. Ya da servislerle karşılaştığımızda yine de herhangi bir sorun olduğunda hepsinin anlatacağım, bütün bahsedeceğim konuları birden böyle aniden anlamanızı beklemiyoruz zaten. Çalışırken öğreniriz. Zaten bizim meslek hayatımızda pratikte öyledir. Usta-çırak ilişkisi mutlaka vardır. Yeni gelen herkes büyüklerinden, abilerinden, ablalarından öğrenir her şeyi. Oranın kurallarını, servisin işleyişini. Çünkü hiçbir şey teorikte öğrendiğiniz gibi olmaz. Pratik bambaşka bir şeydir. Hele sağlıktaki pratik çok daha farklı bir şeydir. Görerek yaparsınız çoğu şeyi. Şimdi bizim bir sürü bir konu başlığımız var arkadaşlar. Ben sizin için önemli olanları böyle kısa kısa geçeceğim. Hani geçişlerde de böyle anlamsız gibi gelebilir size. Yani şu konudaydık, şuna geçtik falan diye. Hani merak etmeyin. 42'ye yakın konu başlığımız var ama ben birkaç cümleyle bileceğiniz kadar olan kısımları söyleyeceğim. Şimdi benim ilk konum bu hastanenin afet planıyla ilgili ya da yangın söndürücüleriyle ilgili. Allah korusun öyle bir şey olduğunda zaten hastanemizdeki alarm sisteminde, anons sisteminde kırmızı alarm diyorsa hastanemizdeki bir anons sistemi, biz hastaların panik olmaması için yangın alarmı diye bir alarm vermiyoruz. Kırmızı alarm diye bir alarm duyarsanız bilin ki bu hastanenin bir yerinde yangın çıkmıştır. Tahliye için bu anons veriliyordur. Hani böyle bir şey olduğunda o siz de oradaysanız Allah korusun, Allah göstermesin de büyükleriniz, yani abi ablalarınız nasıl davranmanız gerektiğini de söyleyeceklerdir o esnada. Onlar nasıl davranır, siz de o şekilde davranırsınız. Bunun dışındaki diğer kod sistemlerimiz de var. İşte beyaz kod, mavi kod, kırmızı kod yangın için, bir de pembe kodumuz var. Beyaz kod meslek hayatında da hep karşılaşırsınız, hep duymuşsunuzdur sağlık sektöründe şiddet olayını. Çalışana fiziksel ya da duygusal taciz olduğunda hasta eden ya da diğer kişiler tarafından beyaz kod veriyoruz. 11-11 kod numaramız. Pembe kod çocuk servisinden çocuk kaçırma olayları gibi durumlarda veriliyor. 33-33. En önemlisi bizim için mavi kod arkadaşlar. Hani ola ki serviste ablanız mavi kod ver dedi, mavi kod ne demek falan diye karşılaşabilirsiniz. 22-22 hastanenin dahili hatlarından mavi kod numaramız. Bu 22-22'ye bastığınızda ne zaman veriyoruz biz mavi kodu? Hasta fenalaştığında, solunum arresti olduğunda, işte kalp krizi geçirdi yanındaki ya da poliklinik tarafındaydınız, hasta bayıldı, düştü, sekreter olarak çalışıyordunuz ya da bir arkadaşınız fenalaştı, etti, işledi. Bu durumda hastane içerisindeki numaralardan, telefonlardan, dahili hatlardan 22-22'ye bastığınızda acil servise kod düşüyor. Kod düşünce 3 dakika içerisinde bizim ekibimiz şeye geliyor. Hani sizden de öyle mavi kod verilecek diye istendiğinde telefon başında falan siz de verebilirsiniz mavi kod hastanede. Bir diğer konumuz akılcı ilaç kullanımı. Bakanlıkta bunu çok önemliyor. Hastaneler olarak da biz de çok önemliyoruz. Tüm personelimize zaten mutlaka bu eğitimleri veriyoruz. Akılcı ilaç nedir? Doğru ilacı doğru zamanda, doğru dozda, doğru miktarda, doğru yerde kullanmaktır akılcı ilaç. Normalde de sosyal hayatınızda da akılcı ilaç uygulamasını bilmeniz ve onu uygulamanız, kendiniz ve etrafınızdakileri de uygulatmanız gerekiyor. Ve ayrıca sizin akılcı ilaç konusunda mutlaka bir bilgi sahibi olmanız, bütün ihtiyacı olan hastalara, hasta yakınlarına da bu konuda bilgi ve eğitim vermeniz gerekiyor. Hastaların hakları bunlar aynı zamanda. Yani kafamıza göre, kısacası halk diliyle işte kafamıza göre komşunun ayağı ağrımış, biz onu kullanabiliriz. Benim karın ağrımı geçirdi, şu ilacı alabilirsin diye bir şey yok. Bunu daha iyi derslerde de göreceksiniz.
reçete dışında herhangi bir ilaç kullanmamak gibi kodlayabiliriz. Bizim hastanemiz bebek dostu hastane sertifikasına sahip bir hastane. Bununla da ilgili her yıl denetim geçiriyoruz. Bu BAF'tan da tüm personelimizin ve stajyer öğrencilerimize dahil bebek dostu hastaneyle ilgili bebek anne sütü ve emzirme ile ilgili eğitim almaları gerekiyor. İşte sizin de servislerde, kadın doğum servisinde ya da çocuk servisinde ya da polikliniklerde çalışırken anne sütü ve emzirme ile ilgili birkaç cümle edinmeniz lazım. İlgi duyan kişilere ya da bilgi soran kişilere. Bebek emzirme odamız mevcut poliklinik katımızda. Ondan sonra hastanemizin emzirme ile ilgili bir politikası var. Bunlarda doğum kadın doğum servislerinde ve çocuk kliniklerinin oralarda vardır. Gittiğinizde mutlaka onları okuyun zaten. Oradan da birkaç bilgi edinebilirsiniz. İlk 6 ay anne sütü veriyoruz sadece bebeklere. Onun dışında 6 aydan sonra artık ek gıdalara geçebilme imkanı sağlanıyor. Ama mutlaka ve mutlaka ilk 6 ayda anne sütü veriyoruz. Bir diğer konu başlığımız bilgi güvenliği. En çok önemsediğimiz olaylardan birisi arkadaşlar. Gerek kendi sağlık personelimize de bunu sürekli söylüyoruz. Siz de hastaların mahrem olan bilgilerine ulaşabileceksiniz. İşte bilgisayar başında olacaksınız, tahlil sonuçlarını göreceksiniz, acil serviste olacaksınız. Eşinden darp olmuş birisi ya da tecavüz ya da herhangi başka bir şeyden dolayı ya da HCV pozitif çıkmış birisinin tahlil sonucunu görebileceksiniz. Bir sürü mahrem bilgilerini görebileceksiniz. Küçük bir yerde yaşıyoruz. İşte herkes birbirini tanıyor. Bir şekilde birileriyle arkadaşlıkları, tanışmışlıkları var. İşte kesinlikle ve kesinlikle burada gördüğümüz olayları, kişileri, tahlil sonuçlarını, yaşadıkları durumları başka bir yerde anlatmıyoruz. Bilgi güvenliği çok önemli. Zaten hasta hakları kapsamında da bilgiyi öncül kişilerle paylaşmak. Hastanemizde bilgi alacak kişi resmi yollarla buna başvurur. Velev ki onun hakkında cezai işlem uygulanır. Bu bizim personelimiz için de böyle. Stajyer öğrencilerimiz için de. Stajyer belli bir sözleşmeye uyarak oraya geliyorlar. Yani bizi temsil ediyorlar hastanede. Çünkü dışarıdan bakıldığında halk onları stajyer öğrenci olarak değil, sağlık personeli olarak görüyor. Hem de bilgi güvenliği sadece prosedür anlamında değil, insanlık namına da ahlak ve etik açısından da çok önemli. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle gördüğümüz, duyduğumuz her şey orada kalıyor. Konuşmuyoruz gerek hastalar hakkında gerekse servis çalışan arkadaşlarımız hakkında. Ola ki insanlık hali zor dönemlerden geçiyoruz. Sağlık personelimiz çok bunalmış durumda. Birbirleriyle münakaşası olabilir ya da söylenmemesi gereken sözler söylenebilir. Onları da artık ikinci, üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz. Arkadaşımızla, öğretmenimizle paylaşmıyoruz. Her şey olduğu yerde kalıyor. Çalışan beyaz kod, güvenli cerrahi bahsettik. İlaç uygulaması yapacak bazı arkadaşlarımız. İşte ilk ve acil yardım ekibinde olan arkadaşlarımız, sınıfında olan arkadaşlarımız. İlaç uygulaması yaparken mutlaka ve mutlaka başımızda bir sağlık personelinin mutlaka olması gerekiyor zaten. Kural böyle. Onların gözetiminde ilaç uygulaması yapabiliriz. Tüm ilaç uygulamalarını. Gerek buhar olsun, gerek venöz, gerek musküler. Hani aklınıza gelebilecek her şey. Bütün uygulamalarda bir sağlık personelinin mutlaka olması gerekiyor. Çünkü kimin ne zaman ne reaksiyon göstereceğini bilemezsiniz. Bir de sorumluluk zaten bizim sağlık personellerimizde olduğu için kesinlikle ve kesinlikle onlar sizden talep etseler bile, biz arkadaşlarımız bu konuda uyarıyoruz ama onlar sizden hadi şu hastaya şu serumu takalım, şu iğne yapabildiğinde mutlaka başınızda sağlık personeli arkadaşlarımızı çağıralım. Onlar da bulunsunlar. İlk önce dikkat edeceğimiz noktalardan birisi bilekliği, hastalara takmış olduğumuz kimlik doğrulamayı yapacağız. Hastanemize gelen tüm hastalarımıza biz beyaz kol bandı takıyoruz arkadaşlar. Bu mecbur zaten, kural gereği beyaz kol bandı takılıyor. Eğer kırmızı kol bandı varsa bir hastada bilin ki o hastanın herhangi bir ilaca ya da herhangi bir şeye karşı alerjisi vardır. Kırmızı kol bandı gördüğünüzde zaten mutlaka mutlaka sorun niye alerjisi olup olmadığını. Uygulamalarınızı ona göre yapın. Bir de ilaç uygulamadan önce, bu gerek ilaç uygulama olur, gerek hastayı bir yerden bir yere nakil götürmek olur, gerek hastadan kan almak olur ve mutlaka ve mutlaka kimlik doğrulamasını yapıyoruz. İşte merhaba Şükran Olgun, siz misiniz?
Kesinlikle işte oda numarasıyla, ondan sonra acaba dosya numarasıyla hastalara şey yapmıyoruz, uygulama yapmıyoruz. Bazen öyle oluyor ki aynı isimden serviste iki hasta bile denk gelebiliyor. Böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Mutlaka kemik doğrulaması yapıyoruz. Röntgene götürürken yapıyoruz, ilaç uygularken yapıyoruz, transfer ederken yapıyoruz. Ve başkasının yapmış olduğu kimlik doğrulamayla da yapmıyoruz. Bizzat kendimiz yapacağız kimlik doğrulamayı ve kesinlikle başkasının hazırladığı ilacı kesinlikle uygulamıyoruz arkadaşlar. Kendi hazırladığımız ilacı, çünkü başkası hangi ilacı çekti, o sırada dalgın mıydı onu bilemeyiz. Kendimiz mutlaka kendi hazırladığımız ilaçları uygulayalım. Örnek alırken, kan örneği alırken de mutlaka sorgulama yapıyoruz. Hasta transferlerinde hastanın güvenliği çok önemli arkadaşlar. Eğer hastanın dosyasında ya da kol bandında düşen adam figürü varsa bu hastanın düşme riski vardır. Bu odasında olabilir, yatağının başında olabilir. Kol, bazen kol bandına da takılıyordu. O sistem hala devam ediyor mu bilmiyorum. Transfer esnasında. Düşen adam figürü varsa, hani ayağa kayıp düşen adam figürü olur ya, yerler falan kaygan olduğunda, o figür varsa o hastanın düşme riski vardır. Biz hastayı kesinlikle ve kesinlikle yalnız bırakmıyoruz. Kesinlikle bir yerden bir yere gitmesinde yalnız olmasına izin vermiyoruz. İşte tekerlekli sandalyeyle götürüyorsak mutlaka ayaklarını, kolunu arkaya doğru yaslanmasını sağlıyoruz. Sedyeyle taşınıyorsa, siz de çünkü bunlara iştirak edeceksiniz. Sedyenin kollarının kalkmasını, kemerlerinin bağlanmasını sağlıyoruz. O figürü gördüğümüzde hastaya iki kat daha dikkat ediyoruz. Zaten hastane içi transferlerde mutlaka bir sağlık personelinin hastaya eşlik etmesi lazım. Başında işte dosyalarını götürüp teslim etmesi lazım. Bunu sizden de isteyebilirler. O konuda siz de göz açık olun lütfen. Bu hasta düşmelerinde dediğim gibi biraz önceki figürü söylediğim figür dosyalarında, odalarında da olabilir. O sırada da hastanın herhangi bir ihtiyacı varsa mutlaka yardımcı olalım. Sadece hani sağlık personellerinden bunu beklemeyelim arkadaşlar. Çünkü onlar hepimize emanet hastalar. Bir de şu yönü var, çalışma hayatınızda da bu sizin prensibiniz olsun. Bir hasta fıtık ameliyatından dolayı hastaneye yattı ve düştüyse eğer siz bundan sonra bu sefer de kalça kırığıyla uğraşacaksınız. Gene size yük olacak. O yüzden nasıl çalışmaya başlarsanız bu öğrencilik hayatınızda da öyle bir düsturunuz olsun. Öğrencilik hayatınızda sistem oturtursanız kendinize, iş ahlakınız nasıl düzgün olursa, çalışma ahlakınız, etik anlayışınız, disiplininiz düzgün olursa bundan sonraki yaşantınızda, çünkü öğrenciyken hadi her şeyi soruyordunuz ya da ne bileyim kalabalık yerde çalışıyordunuz ama sistemle geçtiniz inşallah Allah nasip ederse, o zaman tek başınıza olacaksınız, doktorsuz bile nöbet tutacaksınız çoğu yerde. Bizim hastanemizde bile servislerde hiçbir zaman nöbet tutulmuyor. Hep dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık personeli her zaman ve her zaman bir sonraki adımının ne olacağını hesaplamak zorundadır arkadaşlar. Bu size bir abla nasihatı olsun. Ben 26. yılımı çalışıyorum bu sene. Çok yani gördük, geçirdik. Biz daha ağır, daha zor şartlarda çalıştık, ettik. 45-50 hastaya baktığımız zamanlar oldu tek başımıza bakarken. Hep bir sonraki adımı düşünmek zorundadır sağlık personeli. Ne olabilir, ne yapabilir? İşte şu hastada şu var, komplikasyon ne gelişebilir? O yüzden de sağlık personelinin öğrenmesi hiçbir zaman bitmez. Hep araştırmacı, hep öğrenime açık, yeni bilgilere açık olması. Çünkü biliyorsunuz tıp sektörü her gün değişiklik gösteriyor, her gün yeni bir şey gösteriyor. Yani ben sadece işimi yapayım, işte enjeksiyonumu yapayım, tansiyonumu ölçüp gideyim diye bir şey yok. Cerrahi servisinde çalışıyorsunuz, hastanın iç kanaması var, dışarıda hiçbir şey yok ama hasta şakır şakır terlemeye başladı. İşte ben bunun bir sonraki adımında niye terliyor, ne yapıyor, tansiyonu düşüyor, niye düşüyor, acaba iç kanamadan mı? Bunları hep gözlemek, bilmek zorundadır. O yüzden hep açık gözlü olacaksınız. Meslek hayatınızda tek başınıza kaldığınız için lütfen öğrencilik yaşamınızda, stajyerlik döneminizde bunları çok iyi değerlendirin ve asla sormaktan çekinmeyin, utanmayın. Öğrenciyken sormak hiçbir zaman zul gelmez ama meslek hayatına başladığınızda sormak hem de öğretenler için hem de kendiniz için zul olur. Neden? Siz orada bir artık hemşiresiniz ya da ATT'siniz, paramediksiniz.
O yüzden öğrenciyken her şeyi öğrenciyken öğrenerek gelin. Zaten birkaç zaman sonra usta-çırak ilişkisiyle pratikte hemen birden kapı daha iyi yerlere ulaşabilirsiniz. Siz de kendiniz de sıkıntı çekmezsiniz. Bir diğer konu başlığımız şey hasta hakları malum. Biliyorsunuzdur zaten uzak değilsinizdir. Hastanenin kapısından çıktığımız anda biz de bir hastayız, yani vatandaşız. Orada hasta haklarımızla muhatap olacağız başımıza herhangi bir olay geldiğinde. Hastanemizde de hasta hakları birimimiz mevcut. Sosyal çalışmacımız bakıyor. Size de sorarlarsa hasta hakları nerede diye sosyal çalışmacıya yönlendirebilirsiniz. Şimdi ben size burada hasta haklarından uzun uzun bahsetmeyeceğim. Hepinizin elinin altında telefon var. Birazcık vakit ayırıp hasta haklarının o maddelerini okursanız çok iyi olur. Çünkü ciddi anlamda hastaların da hakları var. Sağlık personeline karşı ya da diğer durum ve olaylara karşı. Mesela ben sizin bana bakmanızı istemiyorum dediğinde, de ben bu doktorda doktorun hastası olmak istemiyorum dediğinde ya da ameliyata girecek her şeyini hazırladığınızda ben bu ameliyata girmek istemiyorum dediğindeki durumlarını bilirseniz ona göre yaklaşırsınız. Hastaların böyle geniş çaplı hakları var. Onları da lütfen siz bir internete girip bakarsanız göreceksiniz zaten. Enfeksiyon konularını Kezban Hanım anlatacak size. Risk yönetimi, radyasyon güvenliği. Bazen röntgene gidip ya da tomografiye gidip hastaları oraya götürebilirsiniz. Refakat etmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da ne bileyim sosyal hayatta da, günlük hayatınızda da işte annenizi, babanızı, kardeşinizi röntgene götürdüğünüzde o zaman da bu kurallar geçerli. Eğer hastanın yanında röntgenin içerisine iç kısmına girmeniz gerekiyorsa mutlaka ve mutlaka görevliden, onlar unutabilirler yoğunluktan dolayı, koruyucu ekipman isteyin arkadaşlar. İşte kurşun önlük koruyucu bir ekipmandır röntgende içeri girdiğinizde ışın almaması açısından. Çünkü velev ki küçük kardeşinizin elini tuttunuz, kolunu tuttunuz ya da bir hastaya refakat etmek zorunda kaldınız. Pozisyon verilecek o hastaya. Hastanede de olabilir bu, çalışırken de olabilir. Mutlaka koruyucu ekipmanınızı isteyiniz. Böyle bir hakkınız var zaten. Asla size kimse bu da ne ya, nereden çıktı falan demez. Çünkü aynı şeyi, radyasyonun etkisini siz de alıyorsunuz. Koruyucu ekipman kullanmazsanız hastanın yanında. Radyasyon güvenliğinde bu çok önemli. Biliyorsunuz zaten radyasyon, her tarafımız radyasyon olduğu için bir de ekstra oradan radyasyon almayalım. Sen koruyacak. Ha, kişiler arası iletişim. Evet, en büyük meselelerimizden birisi bu arkadaşlar. Normal hayatımızda da zaten böyle kibar, saygılı, çabuk sinirlenmeyen, güler yüzlü insanlar olmaya özen göstermemiz gerekiyor ama hele bizim sektörde, sağlık sektöründe çalışırken bunu 2 kat, 3 kat, belki de 5 kat fazla yapmak gerekiyor. Çünkü anlıyorum, bazen öyle hastalar geliyor ki, yani geçen gün hatta bir haber vardı. Sağlıkta şiddet tersine döndü. Siz de görmüşsünüzdür. Doktor hastayı elinde telefonla çekim yapmaya başlamış hasta. Onu tartaklamaya çalışıyordu. Ben şunu dedim zaten ilk olduğunda, çünkü hastamızı bildiğim için. Bazen öyle, çok affedersiniz, öyle hani ukala, kendini beğenmiş, bilmiş insanlarla karşılaşıyoruz ki hani sizden daha iyi biliyorlar. O hastalığı onlar daha iyi biliyor. Ya da gelen kişi tek hastanın kendisi olduğunu düşünüyor. Ya da o anda ki sadece acil vakanın kendisi olduğunu düşünüyor. Bu şeyle geliyor ya, bir ön yargıyla geliyor ya, ilk saldıracak kişi de kim oluyor? Sizler oluyorsunuz. İşte doktorun yanındaki sekreter oluyor ya da servisteki deskte oturan hemşire ya da sorumlu oluyor. O yüzden kesinlikle bir kere itidalimizi koruyacağız. Her zaman soğukkanlı olacağız. Böyle asla hani samimiyetle, iyi niyetle, laubalilikle samimiyeti, görgü kurallarıyla samimiyeti hem kendimiz karıştırmayacağız hem de karşımızdaki kişinin karıştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Her zaman o çizgiyi koruyacağız hastalarla. Hem hastalarla hem de diğer çalıştığımız arkadaşlarımızla beraber. Yani hastadır, herhangi bir şey olduğunda ikili ilişkiye girmeyelim lütfen. Hele sizler asla ve asla girmeyin. Çünkü sizlerin hele stajyer öğrenci olduğunuzu öğrenince biraz daha öfkeleri kabarıyor ya da şikayet mercilerini daha fazla kullanmak istiyorlar. O hoş değil, bunu ben biliyorum, onaylamıyorum. Onayladığımı zannetmeyin kesin ama yapacak bir şey yok arkadaşlar maalesef.
daha çok başımız ağrıyor, uğraşmak zorunda kalıyoruz, şikayetler falan derken siz daha itidalli olun, sorunu kendiniz çözmeye çalışmayın. Hocalarınız her zaman başınızda olmuyor. Bana gelin, eğitimdeyim ben. Hakan Bey var, müdür yardımcımız öğrencilerle ilgileniyor. Ama onun şu anda işleri çok yoğun olduğu için ona ulaşamadığını bile. Bana gelin, odam hastane yönetimi katında, birinci katta. Geldiğinizde zaten mutlaka gösteririm ben size. İnşallah stajlara başlayabilirsek bir hastaneye bir turlarız. O zaman gösteririm ben size. Sorunları kendiniz çözmeye çalışmayın. Mutlaka gelin beraber çözelim. Kendi arkadaşlarınızla olan konuşmalarınızda, oturuşlarınızda, kalkışlarınızda. Çünkü bazen başhekim geliyor. Bir de şöyle bir şey oluyor. Hani öğrencilere ben bakıyorum. Hani benim çocuklarımmış gibi bana şikayete geliyor. Senin öğrencilerin nasıl oturuyor öyle diye. Lütfen beni utandırmayın hastanede, idarecilerime de karşıda. Hani oturuşumuza, kalkışımıza, işte konuşmamıza dikkat edelim arkadaşlar. İkili ilişkilerimizde saygı çerçevesi içerisinde, insanlığımızın gerektirdiği biçimde konuşmaya dikkat edelim. Hastaların tamam onlar hasta, her zaman hasta, haklıdır diye bir pozisyonu düşünmek istemiyorum. Çünkü zor oluyor o durumu kavramak ama bir çıta üstün şey olduğunu, böyle iki kat daha sabır etmemiz gerektiğini bilelim, öyle yaklaşalım. Çok büyütmeyelim kendi içimizde de. Çünkü onlar eminim o sırada öfkelerini bizim kişiliğimize karşı değil, o andaki yaşadıkları duruma karşı, olaya karşı gösteriyorlar. Yani üzerinize alınmayın size bir şey dediklerinde. Çünkü bize de aynı şeyleri yaşıyoruz. Onlar bize de karşı da o şekilde davranabiliyorlar. Kesinlikle ikili ilişkilerde böyle itidalli olun. Hiç o olayları büyütmeye girmeyin. Kullandığımız tıbbi cihazlar olacak arkadaşlar. Bunlar pahalı cihazlar. Siz de kullanacaksınız ya da bir yerden bir yere getirip götürürken taşımalarında yardım edeceksiniz. İşte bir EKG çekeceksiniz. Belki defibratörleri kullanacaksınız. Yani hastanenin malını, kullandığımız mallarını, bu kalem olabilir, bir A4 kağıdı bile olsa arkadaşlar, lütfen onda 70 milyon, 80 artık 80 milyon oldu, 80 milyon bile geçti, kişinin hakkının olduğunu unutmayalım lütfen arkadaşlar. Yani kullanırken bu suyu olur, elektriği olur, dediğim gibi tıbbi malzemeleri olur, kırtasiye malzemeleri olur, bütün malzemeleri kullanırken lütfen bizim, hepsi de bizim paramızla alınıyor bunlar. Bir de vebali çok büyük, o yüzden lütfen kullanırken onlara dikkat edelim. Çünkü çok fazla hele EKG'dir, tansiyon aletidir, derecelerde onları kullanırken çok sıkıntılar çıkıyor. Bozulmalar, işte kırılmalar, düşürmeler. Lütfen tıbbi cihaz güvenliğine de dikkat edelim bu şeyleri kullanırken. Bir de enfeksiyonla ilgili kısımları daha detaylı hemşiremden dinleyeceksiniz ama ben burada hastane kuralları, uyumumuz gereken kurallarla da ilgili bahsedeceğim. Lütfen arkadaşlar, bu normalde biz gelen öğrencilerimizin sosyal yaşantılarıyla hani ilgili bir konuşma yapmayız. Yani her yerde olduğu gibi herkesin sosyal yaşantısı kendisini ilgilendirir. Ama bizim sektörde maalesef öyle değil arkadaşlar. Şimdi siz hastaneden çıktıktan sonra sosyal yaşantında devam edeceksiniz. İşte belki maskeye dikkat etmeyeceksiniz. İşte arkadaşlarınızla görüşeceksiniz. İşte kafeye, oraya buraya gideceksiniz. Yani COVID'den dolayı bunları söylüyorum. Siz belki hastalığı hiç fark etmeden taşıyacaksınız, hastaneye getireceksiniz. Ama hastanede, işte palyatif servisinde, yoğun bakımda, acil serviste, böyle çok masum insanların, yaşlı insanların bulunduğu yerlerde, çocuk servisinde, küçük çocukların olduğu yerlerde çalışacaksınız. Eğer siz sosyal yaşantınızda COVID ile ilgili kurallara dikkat etmez, hastalığı taşır ve bulaştırırsanız, hem insanlık açısından vebali çok büyük, hem de sağlık sektörü açısından vebali çok büyük. Çünkü yaşadık, biz de hastanemizde de yaşadık. Şu anda çok şükür iyiyiz pandemi konusunda. Hasta kaç hastamız var? 3 hastamız var serviste pandemiden, şimdi COVID'den dolayı yatan. Ama 3 kat servisimizin artık yoğun bakımımızın dolu olduğunu, böyle artık insanların çıldırma noktasına geldiğini yaşadık. Aynı televizyonda gördüklerinizin aynısını biz de yaşadık arkadaşlar. Ve günde 3-5 arkadaşımız sürekli pozitif oluyordu. Düşünün, evimize çocuklarımıza gidiyoruz, artık paranoyak olmuştuk iyice. Evet, 2-3 hasta kaybediyorduk, onları görüyorduk. Onların nasıl son nefeslerini verdiklerine şahit oluyorduk. Sevdiklerimiz onların, bazen sevdiklerimiz oluyordu bunların yanında. Çok sıkıntılı günler geçirdik arkadaşlar. Allah inşallah bir daha öyle pikler görmeyiz, etmeyiz. O yüzden sorumluluk hepimize düşüyor. Hele şu şeyden sonra, iller bazına geçtikten sonra
Keşke daha önce geçseydi. Hepimize görev düşüyor. O yüzden siz de hastaneye staja geldiğiniz müddet boyunca ve normal zamanda da lütfen 2-3 kat, 5 kat artık gösterebileceğiniz maksimum şeyi gösterin, hassasiyeti gösterin. Hastaneden çıktıktan sonra da aynı hastanede uyduğunuz kurallara lütfen orada da uyun. Hani bilmeden, etmeden getirip bir başkalarına bulaştırmayın hastalığı. Hem sizin iş yükünüz, bizim iş yükümüz artmasını, hem maddi hem manevi kayıp bir hastalığın, bir kişinin hastalığa yakalanmasını ve onun o sıkıntılarını çekmesine sebep olmak çok büyük bir sorun. Şey konusunda zaten tekrar bir hocalarımızı da herhalde bu hastaneye giriş çıkış saatler konusunda onunla ilgili size gerekli bilgileri vereceklerdir. İşte imzalar konusunda. Bir de arkadaşlar ben eğitimdeyim. 5 yıldır falan hep öğrencilerle uğraşıyorum. Çok değişik farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Sizden özel ricam. Lütfen birbirimize karşı samimi olalım ve asla hani aldatmaya gitmeyelim. Çünkü çocukların mimiklerini okuyabiliyorum. Ben söylemiyor. Bir de bunca yıllık meslek deneyimim de var. Kaç bin kişi insanla karşılaşanların duygularını. Ha ben doğru söylüyor, söylemiyor. İşte onları hissedebiliyor insan. Yaşın, anneliğin, yaşın verdiği şeyle, tecrübenin verdiği şeylerle. Lütfen bir karşı açık olalım arkadaşlar. Hiç gerek yok. Gelin söyleyin. Sorunları beraber çözmeye çalışalım. Biriminizle ilgili herhangi bir problem olduğunda ya da mesleki deneyiminizle ilgili, mesleki öğrenmelerinizle ilgili herhangi bir problem olduğunda mutlaka gelin beraber çözmeye çalışalım. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar, söyleyeceklerim bu kadar. Bilmiyorum eksik bir yer kaldı mı? Yani çok da vaktinizi almamak için böyle kısa kısa tuttum ama gene de sorunuz varsa, kafanıza karışan bir şey varsa şimdi de cevaplarım. Hastaneye geldiğinizde de görüşürüz inşallah. Var mı eksik bir şey hatırınıza gelen? Ha, o arkadaşım anlatacak enfeksiyonla ilgili kısımları. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yüz yüze de görüşebiliriz inşallah, tanışırız. Emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir şey alsam merhaba arkadaşlar, ben Kezban Altıntaş, enfeksiyon hemşiresiyim. Size enfeksiyonla ilgili olan kısımları anlatacağım. İlk önce bu COVID döneminde en fazla üzerine değineceğim konu, kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak ve doğru ve yerinde kullanmak ve el hijyenine dikkat etmek bizim için en önemli konulardan bazıları. Maskemizi zaten sürekli takıyoruz. Hastane içinde kesinlikle maske çıkarmak, burun altında takmak, yani düzgün takmamız gerekiyor, çıkarmamamız gerekiyor. Ve hastalarla irtibata geçtiğimizde de maskeye ek olarak başka kişisel koruyucu ekipmanlarımız da var. Bunlar neler? Gözlük, siperlik, önlük, eldiven, bone, galoş. Yani işlem yaptığımız birime göre bunların gerekli olanlarını gerekli yerlerde mutlaka kullanmamız gerekiyor. El hijyenimizi de gün içinde mutlaka sık sık sağlamamız gerekiyor. Bunu gerekli olarak yeri geldiğinde eldiven olarak kullanabiliriz. Yıkama olarak el hijyenimizi sağlayabiliriz veyahut da el dezenfektanı olarak el hijyenini sağlayabiliriz. El hijyenimizi el dezenfektanıyla nasıl sağlıyoruz? Elimizin ıslak olmaması gerekiyor. Eldiven üzerine el dezenfektanı kullanmıyoruz. Islak olmaması gerekiyor ve gözle görülür bir kirlenme olmaması gerekiyor. Eğer gözle görülür bir kirlenme varsa mutlaka su ve sabunla sağlamamız gerekiyor. Ve bunu çok en az 30-60 saniye arasında devam etmesi gerekiyor. El hijyeninin çok kısa sürüp üzülmemesi gerekiyor. Bunun belirli bir hareketi var. Bunun sırası çok önemli değil. Eğer elimi yıkıyorsam bir miktar sabun alıyorum, avucumun içini yayıyorum, parmak aralarıma, iki elimi de ritmik olarak hareketleri devam ediyorum, baş parmağıma ovuşturarak, avuç içlerime
ve tırnak diplerime, hem tırnaklarımın içine hem parmaklarımın diplerine erişimi sağlamış oluyorum. Daha sonra elimi güzelce duruluyorum, kağıt havluyla kuruluyorum, çeşmeyi de kağıt havluyla kapatarak bunu çöp kovasına atıyorum. Erişimi bu şekilde sağlamış oluyorum. El dezenfektanını da aynı şekilde uygulayabiliriz. Kuru, elimizin kuru olması gerekiyor dedim. Islak olmaması gerekiyor. Gözle görülür bir kirlenme olmaması gerekiyor. Ve eldiven üzerine uygulamamamız gerekiyor. Aynı şekilde belirli bir miktar el dezenfektanı alıyoruz. Bütün avcumuzu yayıyoruz. Parmak aralarımıza, baş parmaklarımıza, avuç işlerimize ve parmak diplerimize el dezenfektanını sürerek hastadan sonra hastanın çevresini dokunmadan önce 5 indikasyon kuralı diyoruz buna. Hastanın ilk işlemlerden önce mutlaka el dezenfektanını sağlıyoruz. En önemlisi de sağlayarak ayrılmamız gerekiyor. Bunu çok dikkat edelim. Bunun dışında konularımı bir dakika. Nereye yazmışım? Hastanede bizim için atık yönetimi de çok önemli. Neden biz atıkların hastayla temas eden tıbbi atıkları ve tehlikeli atıkları bunun karşılığında para ödediğimiz için atıklarımız önemli. Biz atıkları hastanede 4 gruba ayırıyoruz. Tıbbi atık, tehlikeli atık, ambalaj atığı ve evsel atık olarak değerlendiriyoruz. Tıbbi atığı kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Kesici, delici ve enfekte atık olarak. Hasta vücut sıvılarıyla temas etmiş her şeyi biz tıbbi atık diyoruz ve bunu çöp poşetli atıyoruz. Kesici delici özelliği olanlara da kesici delici atık kutularının hepsine de mavi poşetli kutulara ambalaj atığı olarak değerlendiriyoruz. Artık ihtiyaç duymadığımız, uzaklaştırmak istediğimiz her şeyi de siyah çöp poşetli çöp kutularını atarak uzaklaştırıyoruz. Bunun dışında flakon atıklarını da tehlikeli atık olarak değerlendiriyoruz. Bunda mavi kutularda sarı poşetli çöp kovalarını atıyoruz. Bu şekilde atıkları özen göstermenizi istiyoruz. Yine dikkatli bir şekilde davranmamız gerekiyor. Kesici delici alet yaralanmaları olabilir. Kan vücut sıvıları sıçralmaları olabilir. Bununla hastada herhangi bir aspirasyon işlemi yaparsak buna göre kistel koruyucu ekipmanları kullanmamız gerekiyor. Eğer bir aspirasyon işine yardım etmemiz gerekiyorsa mutlaka gözlük siperli kullanmamız gerekiyor. Bir pansumana yardım etmemiz gerekiyorsa bir şekilde eldivenimizi kullanmamız gerekiyor. Eğer dikkat ettiğimiz halde yine bir yaralanma meydana geldiyse kesici delici veya da kan vücut sıvısı sıçramasıyla yaralanma meydana geldiyse mutlaka bir hastanede eğitim hemşiresiyle aynı odadayım. Bize uğruyorsunuz, size formları var, takip formları, onları dolduruyoruz, o anki tahlillerinize baktırıyoruz ve size 3 aylık bir takibi alıyoruz arkadaşlar. İnşallah bu şekilde dikkatli olalım, bu şekilde bir yaralanmanız meydana gelmez. Bunun dışında hastanemizde izolasyon kartları var. Bunlar izolasyon kartları ne demek? Hastaların hastalıklarına göre bulaşıcılık durumlarını gösteren kartlar demek. Bunlar hastanın yatak başı, eğer 2 kişilik odadaysa hastanın yatak başında olabilir veyahut da hastanın oda kapısında olabilir. Hasta odalarına girerken temkinli bir şekilde girmeniz gerekiyor. Hasta izolasyon kartı, mavi papatyamız var. Bu damlacık yoluyla bulaşan bir hastalığı var demek. Mutlaka hastanın odasına girerken tedbirli girmemiz gerekiyor. Nasıl gireceğimiz konusunda o serviste çalışan diğer hemşire arkadaşlardan yardım alabiliriz. Sarı renkli çınar yaprağımız var. Solunum yolu izolasyonu demek. Bu, eğer bu kart varsa hastanın odasının kapısında solunum yoluyla bulaşabilecek bir hastalığı var demek. Temkinli girmek gerek. Kırmızı yıldızımızda temas o şekilde yaklaşmamız gerekiyor.
Şimdi siz arkadaşlar hastaneye stajı başladığınızda biz sizlerden yine sağlık taramaları konusunda bazı tahliller isteyeceğiz. Siz geldiğinizde bu tahlillerin neler olduklarını biz sizlere yazarız. Acil servisten giriş yaptırıp biz bu sonuçlarını bize getiriyorsunuz. Biz eğer hepatit B'ye karşı koruyuculuğunuz yoksa size aşı öneriyoruz, aile hekimlerine yönlendiriyoruz, aşı şeması başlıyoruz. Bunun takibini yapıyoruz. Başka şu içinde mi olduğu şeyler? Bahsetmeyi konu kalmadı herhalde. Bizim için söyledik hastane enfeksiyonları. Hastane enfeksiyonu önemli. Çünkü hastane enfeksiyonlarını sağlık personeli olarak hastadan hastaya bizler taşımış oluyoruz. Yani bunu nasıl taşıyoruz? Çapraz bulaş şeklinde. Yine en önemlisi el hijyenimizi sağlamadığımız zaman biz taşımış oluyoruz. O yüzden biraz önce 5 indikasyon kuralından bahsettim. Bu neydi? Hastadan temastan önce, temastan sonra mutlaka el hijyenini sağlamamız gerekiyor. Hastane enfeksiyonunu bu şekilde en %40 oranında azaltabiliriz. Enfeksiyon açısından benim hatırlatmak istediğim şeyler bu kadar. Sizin yine bize sormak istediğiniz bir konular varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Cevaplandırabiliriz ya da hastaneye geldiğinizde. Ama benim ekstra hatırlatmak istediğim şimdi aklıma geldi. Hastaneye geldiğinizde mutlaka gerçi burada gösterdiler bir formanız olacak. Ama mutlaka hastane girişindeki kıyafetlerle dışarıda ya da ev ortamında aynı kıyafetlerle şey yapmayalım, dolanmayalım, şey yapmayalım. Hastane stajı bittiğinde mutlaka kıyafetlerimizi değiştirelim. Kıyafetlerimizi 60 derecede makinede yıkamamız mikroorganizmaların ölmesine sebep oluyor. 60 derecede yıkayabiliriz. Ama aynı kıyafetlerle ev ortamında tekrar devam etmeyelim. Yani sürekli staja geldiğinizde hep aynı kıyafeti giyebilirsiniz alt olarak da. Dışında. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorular varsa. Sorular varsa ya da bana sormak istedikleri bir şeyler. Şöyle olur. Tamam. Şöyle chat kısmına bakayım. Evet arkadaşlar tekrardan selamlar. Sorusu olan var mı? Bakayım kaç katılımcı? 25 görüyorum. Arkadaşlar. YouTube'da da 48 kadar. Bir kısmını YouTube'dan takip ettiğini varsayarak herkesin izlediğini düşünmek istiyorum. Yoksa bu sayı çok az. Şimdi hemşire hanımlar sağ olsunlar gerekli her şeyi aktardılar. Şu hepatit aşısı ve kanalım geldiğinizde kan tahlili yaptırıyorsunuz. Bu tahlil ne için? Hepatite bağışıklığınız var mı yok mu? Buna bakılıyor. Yoksa size aşı öneriliyor. Ama kişi hastaneyle ilgili en önemli meselelerden biri bence atık ayrıştırma meselesi. Bununla ilgili çok büyük problemler stajlar esnasında çıkabiliyor. Hangi atığı, hangi kutuyu atacağız meselesine çok dikkat edin. Diğer mesele hastanedeki saf malzemeleri kullanım. Yani eldiven. Hocam evet, şimdi aslına geldi. Çok gereksiz eldiven de değil. Geçmiş yıllarda da bununla ilgili çok geri dönüşler alıyordu. Yani kaygınızı anlıyoruz. Yani temiz eldiven kullanma kaygınızı. Ama bu her hastada üçer eldiven çıkarıp atmanız anlamına gelmez. Şükran Hanım da dedi. O sadece devlet hastanenin bir malı aynı zamanda. Gerektiği kadar kullanın. Yani bu şu anlama gelmez. Yani enfeksiyon kurallarına dikkat etmeyin. Hiç kullanmayın anlamına gelmesin. Gerektiği kadar kullanın. Mutlaka onu vurgu yapmak var. İmzalar meselesi. İmzaları zaten biz staja başlama saatinizden bir 15-20 dakika önce rafa koyuyoruz ki staja vaktinde geldiğinizde imza atmanız için. O yüzden stajda imza attığınız girişte, poliklinik yönetim girişinde hastanede bir bölüm var orada. İmzalarınızı atın.
Şimdi hastaneyle ilgili, bu anlatılanlarla ilgili sorunuz varsa onları alayım. Yoksa 112 ile ilgili de kısa bir bilgilendirme yapıp etkinliği sonlandıracağız arkadaşlar. O yüzden soru sorarsanız mutlaka kafanıza takılan kısım vardır. Biz de hazır hemşireyim. Yönetmiş oluruz. Sesim gidiyor değil mi? Evet gidiyor. Yok mu soru? Herkes net mi anladı? Bu enfeksiyon kurallarına uyma meselesine mutlaka arkadaşlar dikkat ediyoruz. Hasta mesafesi, temas bunlarla ilgili. Şimdi ben 112'den 112'nin sorumlusu arkadaşlara da dedim ki size de stajyer göndereceğiz. Haliyle sizin de mutlaka söyleyeceğiniz bir şeyler olabilir. Onlar hususen iletmemi istedikleri meseleleri size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar stajlarımız saat 8.30'da başlıyor. Sabah grubu için söylüyorum. Saat 8.30'da stajlarınızda olmanız gerekiyor. Bu 112'de böyle. Gittiğinizde çünkü onlar 9'dan öbür teslim yapıyorlar. O yüzden 8.30'da gidin ama eğer açılmadıysa işte kapıyı çalarsınız. O şekilde içeri girersiniz. Girişim saatlerine mutlaka riayet edin diye rica etsem. Giriş çıkış saatlerine uymanızı ve bizi oraya da uzanıyorlar. Bir de ambulans hizmetlerinin bir rutini vardır. 112 hizmetlerinin bir rutini var ve işte bu rutin içerisinde günlük ambulans doldurulması formlarının doldurulması gibi konular var. Yani burada işin bilgisayara veri girişi ve kağıt üzerinden veri doldurma meselesinde de sizden çok destek istiyorlar. Yani oranın bir çalışanı gibi günlük form nasıl doldurulur, vakıf formu nasıl doldurulur öğrenmenizi ve gerektiğinde bu konuda onlar gibi çalışmanızı sizden bekliyorlar. Bir de bir istekleri de üst baş değiştirme ve ibadet için gibi meseleler halinde personelin dinlenme odaları var. Her personel şoför odası, bayan odası, erkek odası gibi bilirsiniz ama onun dışında ortak alanda, salonda ortak alanda bulunmanızı sizden rica ediyorlar. Ambulanstaki ilaç ve malzemelerin yerlerine hakim. Şimdi bir vakaya çıkıyor stajyer, ekip. Yanında stajyer öğrenci arkadaşımızdan bir malzeme istiyorlar. İki saat arıyor, bulamıyor. Yani böyle bir durumla karşılaşmak istemiyoruz. Yani hem okul olarak hem 112 çalışanlar olarak. Ne yapmanız lazım? Staja gittiğiniz ilk gün eğer 112'de bir birime verildiyseniz, yani istasyonlardan birine gittiyseniz, ambulansın içinde en az yarım saat geçirin arkadaşlar, en az. Hangi çekmecede ilaçlar var, hangi çekmecede serumlar var, maskeler nerede, hangi teknik cihaz nereden alınıyor, nereden geriye takılıyor, oksijen tüpü nereden açılıyor, nereden kapatılıyor. Yani bir 112 çalışanı gibi artık zaten stajın amacı da bu. Onlardan biri gibi o ambulansı iyi tanımanızı özellikle rica ediyorlar. Bu kıyafet meselesini biz sıkça vurguluyoruz. Arkadaşlar staj kıyafeti sadece uygulama yerinde. Yani gidip bir kafeye staj kıyafetinde oturmayın. Hele hele şu pandemi zamanında bunu hiç yapmayın. İstasyondan market, eczane gibi yerlere gidilecekse, yani olabilir, yakında market vardır, ihtiyacımız oluşmuştur. Mutlaka nöbetçi ekibe, biz işte filanca yere gidip gelebilir miyiz şeklinde bilgi vererek, izin alarak ayrılmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında staj biriminden, staj yerinden erken çıkma, geç gelme gibi meseleleri kesinlikle sorumlu öğretim elemanıyla görüşmeniz gerekiyor. Yani stajınız 8.30-16.30. Bundan önce ne erken ne sonra stajyerinden ayrılmamanız gerekiyor. Çünkü o saatler içinde başınıza gelecek her türlü mesuliyet birinci olarak hocanıza, ikinci olarak da kurumdaki çalışanlara veriliyor. Yani sorumluluk onlara ait. O yüzden bu konulara özellikle riayet edelim. Söyleyeceklerimiz bunlar. İşin içine girdikçe, yani uygulama başladıkça peyderpey zaten uygulama sahasında bunlar size anlatılacak. Bunlarla ilgili bilgi verilecek. O yüzden herhalde biraz da zamana bırakmak gerekiyor daha iyi anlamak için. Sizin sorunuz varsa hastaneyle ilgili, 112 ile ilgili
sorularınızı alalım. Yoksa etkinliği burada sonlandırabiliriz arkadaşlar. Biri de soru sorsun ki biz de diyelim bizi dinliyorlar, anlıyorlar. Yok mu bir gönüllü? Hiç mi bir şey kafanıza takılmadı arkadaşlar? Her şey net mi? Tamam. Şimdi hastaneyle ilgili bu kodlar meselesi, onu da altını çizeyim. Yani beyaz kod, mavi kod, kırmızı kod, bunlar ne? Bunlara bakalım. Bir de bu etkinliği tam kafamızda işte kuralları iyi oturtmak için tekrar YouTube'dan sonrasında izlemenizi tavsiye ediyorum. Kaçıran arkadaşları da mutlaka bu YouTube videosunu sınıf temsilcileri söylesin. YouTube'dan en azından tekrarını izlesinler diyeyim. Evet, Mink Hocam kalkmış. Sanırım hemşire hanımları uğurluyor. Yücel'den bir soru geldi. Çok şükür. Yaka kartını okuldan mı alacağız? Evet Yücel. Yücel diyorum, Levent. Soy ismini görmüşüm. Yaka kartını okuldan alacaksınız. Biz hazırlattırıyoruz. Okula geldiğiniz ilk zaman öğrenci işlerinden yaka kartlarınızı. Öğrenci işleri ya da sanırım Mustafa Yükrevur Sekreterim Mustafa Bey o işlerle ilgileniyor. İlk vacil yardım öğrencileri yaka kartını, tıbbi sekreter öğrencilerin hem yaka kartı hem tişörtlerini Mustafa Bey'den geldiklerini alabilirler arkadaşlar. Evet. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Müsaadenizle etkinliği sonlandırıyorum. Dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Enes son dakika sorusu sordu. Kıyafetimizi yurtta giyip gideceğiz. Yurtta giyip mi gideceğiz? Ha? Güzel bir soru aslında. Enes, mutlaka yanınıza sivil kıyafetinizi alın. Benim tavsiyem hastaneden ya da istasyondan ayrılmadan sivil kıyafetlerinizi giyin. Yani bunu normalde dışarıda üniformayla görünmeyin diye tavsiye ediyorduk ama daha önemli mesele artık hastanede hastaya temas ettiniz, hastane ortamında bulundunuz. Onunla bir daha minibüse binmeyin. Yanınıza sivil bir kıyafet alın. Hastanede stajınız bittikten sonra herhangi size bir oda gösterecektir. Size gösterilen odada üstünüzü değiştirin, sivil kıyafete geçin. Olur Enes, merak etme. Bulunduğunuz birinde size yani personellerin dinlenme odasında müsaade edilir onun için. Üstünüzü değiştirirsiniz. Hele hele stajdan çıktığınız kıyafetle etrafta dolanmamanızı arkadaşlar tavsiye ederim. En azından hastane enfeksiyonu için. Başka sorusu olan var mı? Bir de size tavsiyem, her stajdan sonra, gerçi yurtta nasıl bu imkanlar mümkün mü bilmiyorum ama her stajdan sonra o üniformayı herhangi bir yere, dolaba, molaba, oraya şuraya koymadan direkt bir poşetle birlikte çamaşırhaneye götürün, yıkanmasını sağlayın aynı gün içerisinde ya da hiç kimse temas etmeden birkaç gün sonra, fark etmez. Yani onu bavulunuza, dolabınıza, şuraya buraya stajdan çıktığınız üniformayı koymayın arkadaşlar. Ve yıkanmadan da asla ikinci staja aynı kıyafetle gitmeyin. Yani her staj sonrasında mutlaka üniformalarınız yıkansın. Bu biraz renkleriniz solmasına sebep olur. Ama yapacak bir şey yok. Sağlık daha önemli. Özellikle COVID döneminde bu hijyen meselelerine daha fazla uymak gerekiyor. Melik Hocam, senin var mı soracağım bir şey? Güzel bir şey. Tamam. Faydalı bir etkinlik oldu diye düşünüyorum. Artık ekstra sorusu olanlar özelden ulaşsın bana. Sinan Hocam da söylediği gibi işte başarılı ve verimli olmasını temenni ediyoruz. Güzel bir dönem olacağını tahmin ediyoruz. Biz okul yönetim ve hocalarımız olarak hazırız. Ve açıkçası bu heyecanı yaşıyoruz. Sizin de aynı heyecanla kurallara dikkat ederek bu süreci götürmemizi sağlayacağınızı düşünüyorum. Son söz olarak bu staj alanlarında bizi temsil ettiğinizi unutmayın arkadaşlar. Yani okulumuzu temsil ettiğinizi unutmayın. Biz yöneticilere karşı sizi savunuyoruz. Yani onlar bizim öğrencimiz, yapmaz diyoruz. Siz de bizim sizin arkanızda durmamızın hakkını ve karşılığını verin. Ve kurumu temsil ettiğinizi bilerek mutlaka tüm davranışlarınızı ona göre yapın. Kübra, servise şimdi ilk gün bir servis alanında bulunabilirsen ya da bir arkadaşın vasıtasıyla oradaki sürücü arkadaşlara bir danış bakalım. Eğer rota yol üstündeyse senin evin, alırlar diye tahmin ediyorum. Tamam, onu artık süreç başladıktan sonra netleştirmiş olalım. Peki arkadaşlar, görüşürüz.
Kendinize dikkat edin. Berna, son dakika sorum geliyor. Cuma günü staj görenler için yurt müdürü ile konuşuruz hocam. Hangi cuma için neden bahsettin konudan Berna? Cuma günü staj görenler için yurt müdürü ile konuşuruz. Kıyafet yıkaması ile ilgili mi? Bu konuyu söyledim. Tam anlayamadım. Yazıyor mu Berna? Şey gibi bu. Tam misafirlikten ayrılırken kapı ağzında aklına yeni yeni şeyler gelir. Muhabbet uzar uzar. Tam çıkış yapacağız, yeni sorular geliyor. Hafta sonu çamaşırhane kapalı. Ha, onun için dedin anladığım kadarıyla. Yani bu kısmı yönetmek Berna size kalıyor. Okulumuzda bir çamaşır makinesi keşke olsa da getirin çocuklar deyip topluca yıkayıversek. Cuma günü staj yapanlar yıkamakta zorluk çekiyor. O zaman cuma günü staja gidenler bir poşete koyacak. Hiçbir yere temas ettirmeyecek. Pazartesi mi artık ne zaman yıkama günüyse o zaman yıkanmasını sağlayacak. Yani o kısımları idare etme artık size düşüyor. Kendinize göre bir planlama yaparsınız. Evet, yurtlarda da gerekli önlemler alınmıştır diye tahmin ediyorum. Bakın benim de aklıma yeni şeyler geliyor. Yurtta memnun musunuz, yurtta olanlar? Odada kişi sayısı, ne bileyim yemeklerde, mesafe vesaire gibi kurallar beklediğiniz gibi mi? Yurttan memnun musunuz? Evet hocam dendi. Peki. İyi bakalım. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Artık kesin surette kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.